Günaydın. Üzüntülüyüm bugün. Üzüntülüyüz, çok üzüntülüyüz yani. Kahroluyoruz. Adam tweet attı, çok üzüntülüyüz. Ne, bilmiyorum nasıl yayın yapacağım, ben de vallahi bilemiyorum yani. Üzüntülüyüz. Üzüldük. Ey Amerika diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz bilmiyorum. Gelmeyeyim ulan oraya diyemiyoruz. Çok üzüldük. Günaydın hepinize, günaydın. Yani ya bir şey söyleyeceğim. Biz bunu hak etmiyoruz ya. Vallahi hak etmiyoruz ya. Ne olur. Yani bu ülkede yaşayanlar bu kadar şanssız olamazlar ya. Bir bu talihin değişmesi lazım artık. Yani sen ortada hiçbir şey yokken ey Amerika, Trump, kimsin lan sen falan diyeceksin. Sonra adam vırırırırırıp diye bir şey hakikaten söylediği zaman da tamam abi ya, of ya, bir dakika. Ben dün resmen bekledim. Yani Beyz konuşmasında ve sonra biraz daha bir dakika kardeşim, yani bunlar da burası bizim ülkemiz. Bizim iç işlerimize karışamazsın. Hadi gel bakayım ekonomiyi. O bir tane abuk sabuk Dışişleri Bakanı'na laf söylettiler. Efendim aç kalırız, şey kalırız. Ya niye aç kalayım ben kardeşim ya? Nereden çıktı yani aç kalırız, açıkta kalırız ama bilmem ne ve o kadar. O bitti. Hani ne oldu bizim ulusal onurumuz? Ama şunu söyleyebilirler, çok güzel sabah gördüm bir arkadaş tweet atmış öyle. Üzüntümüzü test etmeye kalkmayın diyor. Bak nereden nereye geldik, sabrımızı test etmeyin. Bizi böyle şey görmeyin. Ya adam daha ne desin kardeşim, ekonomini mahvederim. Şimdi bu yandaş yalaka fedai takımına bakıyorum, birinde bile yok. Tayyip Erdoğan zafer kazandı, diplomatik zafer neymiş? Güvenli bölge. 4 yıl önce söylemiştik, nihayet geldiler. Oraya gelmediler oğlum. Halkı kandırmayın. O güvenli bölge dedi, ya buralara girip de bir operasyon yapma. Sana güvenlik bölgesi o. Sen gir oraları kontrol et, sana bıraktım değil. Buralara girersen diyor, fena yaparım diyor. Şimdi bunu saklıyorlar bizden. Madem öyle, 20 mil, yani 32 kilometrelik alan güvenli bölge mi? Bu gece gir arkadaş oraya, hadi. Güvenli bölge ilk başta şuydu, o mültecileri tutmak için. Şimdi aynı durum değil. Bize karşı güvenli bölge yapıyorlar. Yani diyor ki bu bölgeye girme. 32 kilometre aşağı çekeceğim ben diyor. Senin sevmediğin PKK, PYD bilmem ne filan neyse. Ama diyor ihtiyaç duyarsam işi de karşı bak işi de çağırırım girersin daha güneye diyor. Hep böyle bir durum. Ama yani Türkiye böyle gene şey oluyor, gene destan. Güvenli bölgenin kontrolü bizde olacak. Tamam, bu gece gir. Hemen gir. Bak, bir ayı geçti. Geliyoruz ha, giriyoruz ha, bitti. Nerede lan o paşalar? Heh. Onların ekranlara çıkıp da böyle buradan giriyoruz, buradan giriyoruz, buradan çeviriyoruz. Neredeler şimdi bunlar? Ne oldu? Amerika bir laf söyledi, tıs. Üzüldük. Çok üzüldük. Oğlum üzülecek. Bugüne kadar o kadar çok şey yaptılar ki. Ama işte olay bu. Destek alındı. Tamam artık Amerika'dan problem yok. Ama bu sefer belli ki birileri uyardı. Oğlum dikkat et bak bu dalga geçmiyorlar bu sefer. Dalga geçmiyorlar ona göre. Yoksa bu kadar ego yüksekken, kibir tavan yapmışken böyle ya çok üzüldük Allah Allah ama biz anlaştık. Bir dakika ya. Ne oldu da bir anda gene Trump ne o şeyler var bakayım cümle nasıl tarihi şeyimiz oldu diyor. Trump'la tarihi önemde anlayış birliğine vardı. Ya bir şey söyleyeceğim yani hiçbir gururumuz kalmadı bizim ya. Ya adam dedi ki girme lan oraya dedi bak ona göre ekonomini mahvederim bak mahvederim lafı var. Bu ilişkilerimiz için kötü olur anlarım. Bu ekonomik ilişkilerimiz için fevkalade zararlıdır, anlarım. Mahvederim diyor. Şimdi bir, demek ki Amerika istediği zaman burayı mahvedebiliyormuş. O halde bundan önce Amerika için söylediklerin doğru değil. Çünkü adam ilk defa söylüyor bunu. Daha önce yapmamış demek. Demek ki sen bizi kandırdın. Amerika şöyle yaptı, böyle yaptı, bilmem ne yaptı diye. Sonra havalar kendi kendine, dolar kıpırdamadı bile, piyasalar ver. Hadi bakayım o piyasalara. Sen 2 gün alttan almasaydın da böyle, sen kimsin lan bana ne karışıyorsun, burası Türkiye falan demeye kalksaydın. Bakalım o dolar, o hani piyasalar tepki vermedi.
saçmalıkları olacak mıydı? Jak diye 7,5 oluyor muydu? Ben artık kandırılıyor olmaktan çok sıkıldım. Can ataklı olarak söylemiyorum, vatandaşlar olarak. Sokakta bunu görüyorum. Artık insanların burasına geldi. Efendim geldi de ne oluyor? Ne oluyorsa var mı işte? Öbür tarafta hülo diyen, ne olup ne bittiğinden hiç haberi olmayan büyük bir kesim var kardeşim. Haberi yok adam. Almanları fena halde yendik diyor. Almanlar zaten nedir ya diyor. Onlar diyor bir şey. Böyle böyle sokakta bir sürü adam var. Sayıları çok. O zaman senin şeyin tutmuyor işte kardeşim. Tutturamıyoruz. Sorunumuz o. Yoksa sokaktaki insan, aklı başında çalışan, üreten, vergisini ödeyen, tüketici, bunların hepsinin burasına geldi. Sıkıntıdayız ya, böyle şey olur mu ya? Bu ne demek ya? Trump'la tarihi önemli anlaşma birliğine vardık. Ne demek kardeşim ya? Bir gün evvel adam bana demiş ki, kardeşim, mahvederim seni demiş. Bak, bunu bir tek Tayyip Erdoğan'a, bir de bu çok sevgili dostu var ya, Maduro. Ona söylüyor. Şimdi Maduro'ya da söyledi biliyor musunuz? O muhalefette bir adam varmış orada. Ben şimdi adını söyleyemeyeceğim. Yakın bir gelecekte onu tanımayı düşünüyorlar. Devlet başkanı olarak düşünebiliyor musunuz? Maduro oturuyor yerinde. Amerika diyor ki ben onu saymıyorum diyor. Kimi sayıyorsun arkadaş? O diyor bir tane muhalefet lideri var diyor. Ben onu diyor cumhurbaşkanı sayarım. Onu muhatap alırım diyor. Ya al. İki kişiye yapıyor dünyada. Başka yok. Venezuela farklı bir durum. Yani orada öyle hani Amerikan desteği ama Türkiye'de ihtiyacı var. Onun için de basıyor üzerine. Bak dikkat et yoksa kötü olur. Burada hiç kimse beni şuna inandıramaz. Yani aklı selim galip falan değil. Mesajla birlikte uyarı geldi buraya. Bak aman ha. Aman ha dikkat edin. Ve anında yani hiç bekle bak İbrahim Kalın. Cevap mı alırlar öyle? He? Efendim Kürtlerin amisiyiz biz, Kürtleri çok severiz filan. Yapmayayım. Bu şu, girmeyeceğim kardeşim. Bir tanesinin de kılına dokunmayacağım. Bu kadar. Güvenli bölge bana yapıldı. Ya canım sıkılıyor, hakikaten sıkılıyor ama. Ya sıkılıyor kardeşim. Ya biz bunları konuşmamalıyız ya. Bak ülkenin başka sorunları var. Şu Milliyet Gazetesi işte bazen diyorum yani bunlar farkında olarak mı, olmayarak mı? Korumalı çocuğa iş diyor mesela. Bir meslek bir gelecek projesiyle devlet koruması ve bakımı altında olan ancak eğitime devam etmeyen çocukları açtığı kurslarla meslek sahibi yapacak. Bunları daha çok konuşmamız lazım. İnsanların geleceği için, teknolojinin geleceği için. Bakın dünya başka şeyleri konuşuyor. Dünya örneğin benzin, mazot bilmem ne gibi yakıtlar belki tarihe karışacak. Üstelik de biz yaşarken ha. Bizler, ben en azından. 30 yıl içinde bunlar gerçekleşecek belki. Arabalar belki ortadan kalkacak. Pek çok insan iş yapmayacak, oturduğu yerden katkı sağlayacak ve bir gelir elde edecek. Bunun için de insanların daha iyi eğitilmesi, ot gibi yaşamaması, bilgi sahibi olması gerekecek. Dünya bunları konuşmaya başlıyor. İnsanları nasıl daha iyi eğitirim? Daha az çalışarak, daha çok kazanarak, daha mutlu ve refah içinde yaşam. Ben hala burada şeyi tartışıyorum. Yani. Şehit edebiyatı, terörist edebiyatı, ezeceğiz, leşler üstünde. Ben bunları da konuşmak istemiyorum. Benim gündemim daha güzel olmalı, iç açmalı. Ya sabahın bu saatinde kahvemizi de içmemişiz. Şu kahveden bir yudum aldığımda bugünün güzelliklerini anlatmak istiyorum. Ama biz ne anlatıyoruz? Onursuzluk anlatıyoruz. Dehşet anlatıyoruz, vahşet anlatıyoruz, korkularımız, endişelerimiz, baskılar. Herkes birbirine küfrediyor. Ya ben böyle bir ülke istemiyorum ki. Ondan sonra ben hatırlıyorlar, kendilerini kıtıp taşıyorlar, hani yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Kardeşim sen yapıyorsun. Suslan biraz. Bilmiyorsunuz. Ne olup ne bittiğini de bilmiyorsunuz. Bir adama, taparcasına bağlı olmak uğruna herkes her şeyinden vazgeçmiş. Böyle bir hayat olmamalı ya. Ya ben film festivali konuşmak istiyorum kardeşim. Tiyatro konuşmak istiyorum. Sanat konuşmak istiyorum. Güzel gelişmeler anlatmak istiyorum. Halkın daha rahat yaşadığını, her gün neler kazandığımızı, nasıl rahatladığımızı konuşmak istiyorum.
güzel yemeklerden, güzel içeceklerden, güzel evlerden, güzel filmlerden bahsetmek istiyorum. Yani. Umut içinde olmak istiyorum. Bak Amerikalı başkan ne yapmış? Ne güzel. Beyaz Saray'da sporcuları davet ediyor Amerika başkanı. Fakat Amerika'da hükümet kapalı biliyorsunuz. Ya mesela bu şimdi bize ters geliyor değil mi? Amerika'da hükümet kapalı. Yani çalışmıyor. Çünkü hükümet fiilen durdu. Neden? İşte parlamentoda onların bir sistemleri var. İşte falan falanca geçmeyince hükümet de durmuş oluyor. Kapalı. Bütün masrafları falan kesiyorlar. Yani bütün, çünkü harcama yapamıyorsun devlet olarak. Beyaz Saray'da da davet vermesi lazım. Cebinden para vererek sporculara 300'ün üzerinde şey gelmiş, hamburger, patates, kola, paketler. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Beyaz Saray böyle millet orada normal resmi davetlerde altın tabaklar falan varken birdenbire böyle hamburger şeyleri, o bir garip beyaz şeyleri var yani soğumasın diye içine koyuyorlar. Hakikaten de soğutmuyor onlar. Hani bir süre hava geçirmediği için. Onlar geliyor Beyaz Saray'ın içine böyle masaların üzerine konmuş. Ya bu bir de aslında güzel. Ben bu manzaraları görmek istiyorum ya. Muhtarların, 4000 tane muhtarın toplanıp da onlar istemiyorum. Onu dinlemek de istemiyorum. Ama mecburuz, ona uğruyoruz. Şimdi size de aynısını yapacağım. Al, mecburuz. Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları, bir Trump'la ilgili açıklamalarını önce bir dinleyelim. Hani ben bu kadar konuştum, üzüntüme. Bak bakalım ne demiş. Ya işte bakın, ben anlayamıyorum böyle. Yani ben söylemiştim zaten işte. Yok güvenli bölge, orada 500 metrekare ev, bahçe içinde evler filan. Ya o bir şehir kurmak. Türkiye şunu yapabilirdi, güvenli bölge diye tutturacağına gelirken girersin, burada defalarca söyledik, girersin, bir hat çekersin, mültecileri oraya alırsın, kampları oraya kurarsın, böyle çadırlar madırlar yapacağına oraya yapar, buraya da yaklaşma der. Biz ne yaptık? Gittik IŞİD korkusu yüzünden göya, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık. Şimdi bizim anlı şanlı paşalarımız sınırdan 2 kilometre içeri giremedikleri için geliyorlar, gidiyorlar, şeyde dua ediyorlar. Fotoğraf verecekler çünkü bir yerde. Hani ben de efendim sizdenim, merak etmeyin efendim diye hepsi böyle eller açık dualı fotoğraf veriyorlar. Neden? Afrin'e gidemiyor arkadaş. Hadi gitsenize kardeşim. Ne yapıyor? Bak İdlib'de ne oluyor ya? Allah aşkına. Bu millet merak ediyor kardeşim. İdlib'de ne oluyor? Bak İdlib'de terör saldırıları var. Benim orada 10 tane kontrol yerim var. Biz talip olduk, biz yaparız dedik. Merak etme, güvenli bölge. Ne oluyor çocuklara ya? Ya gidin bir bakın, korkmayın lan bu kadar. Orası işte, Afrin'e bir gidin, İdlib'e bir gidin. Buradan gidip de Süleyman Şah'ta böyle, efendim sizdeniz ha. Bak dua da ediyoruz. Çok dindarız biz. Tövbe yarabbim ya. Neyse, hadi. Tamam, fazla şey yapmayalım. Güvenli bölgeyi teröristlere terk edemeyiz. Ya zaten güvenli bölge olursa, neyse ya. Güvenli bölgeyi teröristlere teslim edemeyiz. Adamlar zaten karşında Amerikalı askerle beraber duruyor. Ve bugüne kadar ağzını açamadın. Hiçbir şey yapamadın. 20 bin tır lafı benim değil. Bizzat bu ülkeyi yöneten kişinin lafı. 20 bin tır silah geldi diyorsun. Ağzını açmadın, elini kıpırdatamadın. Giremedin. Şimdi ay bir gece geliriz, bir gece geliriz. O da dedi ki, mahvederim ekonomi. Ne oldu? Şşt, yelkenler indi. Bu beni üzüyor kardeşim ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya burası 1000 yıllık topraklarımız ya. Burada bizi bu kadar rezil etmeye, bu kadar onurumuzu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yok ki. Efendim neyse gelelim. Seçimde YSK'ya değil halka güveniyoruz. Kılıçdaroğlu çok büyük laf etmiş ha. Vay güzel. YSK'ya değil halka güveniyoruz. Abi halka güvenmem fark etmiyor ki. YSK bozduğu zaman halka güvenmemiş. Kaybettik diyor yani. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara adaylarının tanıtımında Bahçeli'nin YSK'ya güvenmiyorsanız seçimlere girmeyin sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu YSK'ya, Tayyip Erdoğan ne güzel söylüyor bak, girmeyin diyor seçimlere. Yapmayacak da ondan. Kılıçdaroğlu YSK'ya güvenmiyoruz ama seçimlere katılan milyonlara güveniyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Sandık ittifakı yapacağız. Her görüşten vatandaşlarımız bize oy verecek. Abi bak şimdi zaten sorun orada. Yani Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkan. Belki de size aksettirilmeyen, fark edemediğiniz o.
Halk oy veriyor zaten. Vermiyor değil ki. Her kesimden insan da gene verecek. Ama hani siz diyorsunuz ya, YSK'ya güvenmiyorum, halka güveniyorum. İşte o YSK, o güvenmediğiniz YSK işi halledebilir. Öyle bir tehlike var. Ona bir şey yapamıyorsunuz. Yani ben YSK'ya güvenmiyorum, halka güveniyorum. Ama işte YSK'ya gidip de baskı altında tutmazsanız, günler öncesinden yerleşmezseniz içeriye ve o gece öyle palavrayla 50 bin avukatla gidiyorum falan deyip de bir tane avukatla gidip de o avukat abi, hadi abi gidelim burası kalabalıklaşıyor falan demeyecek bir ortam yaratacaksınız. Hakikaten içeride adamlarınız duracak, nefes aldırmayacaksınız. Olanlara böyle ha tamam biz de kabul ediyoruz falan demeyeceksiniz. Her şeyin zaptını tutturacaksınız, o zaman olur. Yoksa halka tabii ki güveneceksiniz ya. Aksi düşünülemez ki halka, ben halka pek güvenmem. YSK'ya güvenmiyoruz, halka güveniyoruz. E tamam. Güvendiğin halk zaten karşılığını veriyor. Benim bulunduğum mahallede yaşlı başlı teyzeler sandıkların üstüne oturdu. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? O yapıyor. Senin içeriği kontrol etmen lazım. Güzel kardeşim. Olmuyor işte o zaman. Olmayınca ne oluyor? İşte o güvenmediğin YSK, sen bana güvenmiyor musun o zaman diyor. Sonuçları açıklayıveriyor. Sen de diyorsun ki adam kazandı. Hadi geçmiş olsun. Şimdi 31'inde de bu olursa, bak bundan sonrası dikiş tutmaz. Yani şunu bekleyen varsa özellikle CHP'lilere söylemek istiyorum. Efendim bu seçimlerde çok başarılı olamayız, bu Kılıçdaroğlu'ndan da kurtuluruz. Hayır kardeşim, kurtulmuyorsun işte o zaman. O hayali gören varsa yanılıyor. Çünkü CHP yok olacak o zaman. Onu fark edin. Yani kalan partinin lideri olduğun zaman bir işe yaramayacak. Mesele Kılıçdaroğlu meselesini aştı artık. Ha onu bir önceki seçimde becerebilseydin, belki bu seçimlere daha taze, moralle filan. 3,5-4 yıla yakın 31'inden sonra seçim ortamı yok. Her şey bir kişiye bağlı. Şu anda Tayyip Erdoğan biraz tedirgin davranıyorsa, böyle biraz dikkatli davranıyorsa, şu seçimler yüzünden ha. Bu seçimleri atlatsın, İstanbul'u alsın, oyları da 40'ın altına düşmesin ya da düşürttürülmesin. Bak ondan sonrasını sen, ne oluyor? Seni bırakacak mı zannediyorsun? Şu seçimlere giderken, dün Amerika karşısında tarihin önünde, tarihimiz boyunca düştüğümüz, en alt düzeye düştüğümüz gün bile ey bu CHP var ya işte bunlar yaptı bunu dedi mi? Dedi. Bir düşün o zaman 31'inden sonra ne der? Parçanı bırakmaz güzel kardeşim, parçanı. Çünkü artık onu engelleyecek hiçbir şey yok. Ve 2023'teki seçimlerde sağlığı el verirse %65'in üzerinde oy alır. Onun için bu seçimler çok önemli. Onun için bu seçimlerde önünü kesmen lazım. Onun için öyle ben YSK'ya güvenmiyorum, halka güveniyorum. Halka hep güvendin. Halk da bunun karşılığını verdi. Halkta bir sorun yok. Halkta bir sorun yok. Halk oyunu veriyor. %90'a yakın katılma oranıyla veriyor zaten. Herkes sandığa koşuyor. Sandığın başında oturuyor. Torbaları arabalara konuncaya kadar takip ediyor. Ama ondan sonrası senin işin. Adamı çıkartmayacaksın kardeşim televizyona kazandılar diye. 11.30'da referandum sonucu açıkladı. 12'de genel seçim sonucu açıkladı. Ya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Tarihinde yok ya. Yüksek Seçim Kurulu Başkanları resmi sonuçlara bakar. Alınan gayri resmi sonuçlara göre kazanmıştır açıklamasını yapamaz. Sen yaptırdın. Ağzını açamadın. Neden? Ya işte dur şimdi kim hukukla uğraşacak? Var mı? Binlerce dilekçe vereceksin Anayasa Mahkemesi. Bunalacaklar. Kaçacaklar evlerine. Bu işler böyle olur biraz. Bayıltacaksın adamı. Her gün. Bütün kamuoyu. Çünkü hakkım var benim. Bireysel başvuru hakkım var. Organize edeceksin onu. Yüz binlerce insan Anayasa Mahkemesi. Artık almıyoruz diyecekler. Ne demek almıyoruz kardeşim? Anayasa gereği. Değiştir lan o zaman anayasayı. Onları sıkıştıracak. Tayyip Erdoğan'ı sıkıştıramaz. Şu Tayyip Erdoğan başka bir olay. Takmıyor hiçbir şeyi. Ama emrindeki insanlar şunu bilmeli. Arkadaş Tayyip Erdoğan gidici. Beni burada mahvederler. Bunu bilecek. Dünyada demokrasiler böyle işliyor. Kamu görevlileri her an tedirgin olmak durumundadır. Bu tedirginlik kötü anlamda tedirginlik. Yani korkutmak değil.
sorumluluk alacak ve bilecek. Diyecek ki yanlış yaparsam benim hayatım mahvolur. Bizde öyle bir şey yok. Yanlış yaptıkça zenginleşiyor adam. Böyle bir mantık var mı ya? Böyle bir ülke olabilir mi? Adam ne kadar emir komuta altında olup biat kültürüyle hizmet ediyorsa, anayasayı, hukuku çiğniyorsa, insan haklarına riayet etmiyor, o kadar daha palazlanıyor şu anda. İşte onu hatırlatacaksın. O Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yarın insan içine çıkamayacağını düşünecek. Efendim sen suçlu. Hayır, suçlamıyorum. Bak hiçbir suç yok benim konuşmamda. Sadece diyorum ki rahat durmayacak o. Gece 12'de bir Yüksek Seçim Kurulu Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre kazanmıştır açıklaması yapamaz. O yapamaz. Bak. O da bilir. Ama bazı şeyler vardır ya. Gazeteler, televizyonlar yapar, siyasi parti, Tayyip Erdoğan çıkar kazandık diye konuşur. Ama her kurumun bir ağırlığı var, bir ciddiyeti var. Bitmemiş seçimlere sen ilan edemezsin. Zaten veriyorsun onu. Şahıs olarak çıkıp o yağdanlığı yapamazsın. Ne diyeyim işte. Hadi bakalım şimdi. Ay, çok özür dilerim. Siz de görün. Sigara bırakma ilacı ücretsiz. Ah, sigara bırakma ilacım varmış. 15'te. Bu nasıl ilaç? Dur bakacağız. Bunu devlet veriyor galiba. Sigarayı bırakma tedavisi alan 300 bin kişiye ilaçlar ücretsiz verilecek. Örneğin, önceliğin ise öğrencilere, ay öğrenciler sigara içiyor ne fena ya. Cumhurbaşkanı Recep Aydan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre sigara ile mücadelede önemli bir adım atıldı. Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvenceli olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek ilaçlar birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından dağıtımı yapılacak. Bu düzenlemeden öncelikle gaziler ve şehit ile gazi yakınları, öğrenciler, engelliler yararlanacak. İlaçların dağıtımı, ya bu sigarayı bırakma ilacı bunlar. He. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela bunları yapıyorsunuz, ilaç dağıtıyorsunuz. Abi şu bizim nargile yoktu ya, bu iktidarla başlayan bir nargile hastalığı var. Yani eskiden nargile yok muydu? Vardı. Bazı eski kahvelerde yaşlı amcalar, Kapalı Çarşı'da filan. Yani o gün bize göre yaşlı amcalar. Şimdi benim yaşımda olanlar. Bunlara yaşlı amcalar diyorduk. Ben kendimi hiç öyle hissetmiyorum valla. Yani hiç. 20'lik delikanlı. Öyle hissetmek zorundayım yani. Yoksa bu saatlerde buralarda olamayız. Neyse. Onlar içerdi. Sonra bu AKP ile birlikte böyle bir kültür yayıldı. Çünkü o gençler de istiyorlar ki yaştaşları gibi özgür olsunlar, keyifle gitsinler. Fakat onları böyle din baskısı altında hep Kur'an kursuna itiyor, patladı. Ulan ne yapalım bu çocukları? Dediler ki kontrol edelim, gönderelim şeye. Nargile çeksinler. Hem hafif kafa yaparlar, hem de günah sayılmaz. Bak, bir de o var. Sonra ülkenin cumhurbaşkanı, müthiş bir sigara aleyhtarı. Ama adım başı nargile kafe. Üstelik bir de İslam sosyetesine yönelik nargile kafeler var dediğim gibi. 500 lira nargile. Muz, çilek, kavun aromalı yap bana şekerim diyor. Yapıyorlar. O böyle kızımız Chanel'den alınma efendim türbanı, Armani elbisesi ve neydi o labuç ayakkabılarıyla böyle çekiyor. Oğlan da burada hafif el teması, yan oturuş falan. 500 lira. Belki daha pahalıdır. Ben gitmedim anlatılanlar. Sonra şekerim bir de yemek alalım deyip 250'şer lira da yemek adam başı ona bayılıyorlar. Bunları kapat. Bak sigarayla şey, nargile niye bu kadar serbest? Şimdi nargileciler bana kızacak, ekmek paramızla oynuyorsun falan diye ama kardeşim ne yapayım yani, sigaracıların da ekmek parasıyla oynuyoruz. Hani sigara içilmesin demek de sonuçta sigara üreten, tütün üretenlerin de ekmek parasıyla oynamak değil mi? Öyle. Ama oynuyoruz, çatır çatır oynuyoruz. O zaman nargileciler de bozulmasınlar. Yani bu yeni bir İslami yaşam biçimi oldu bu, nargile. Nargile, okey, kağıt, şerbetler. Nargile kafa yapıyor oğlum. Ama içki haram. E bu kafa yapıyor. Şimdi Hint kerevirini de bıraklar. Hafif Hint kereviri anormali yaparlar. O iyice kafa yapar. Hint kerevirinden marihuana yapılıyor biliyorsunuz.
Marihuana'yı anlatıyorlar böyle çok şey diye. Rengarenk bir dünya görüyormuşum falan. Şimdi o nargilelerin üzerine hafif serperler onu. Allah! Böyle yattığı yerden. Abi ne güzel bu kamyonun rengi ne renk böyle. Ay geçelim. Neyse boşver. Başka ne var? Gelelim. Sözcü gazetesi bugün gene. Şimdi burada bir kavga gidiyor. Yalnız kavganın bu tabii şey tarafı, yandaş takımının tarafı birden bel altına, seviyesizliğe, düzeysizliğe açtılar kendilerini. Türkiye Gazetesi var mı bakayım bugün Türkiye Gazetesi? Yani artık şey, bu eski kavgalar da vardı böyle biraz sıkışınca, başı sıkışınca bunlar şey olurlar. Hemen rezilleşiyorlar. Açık söyleyeyim, rezilleşiyorlar. Şimdi bak, Sözcü Gazetesi günlerde İhlas'la ilgili bir şey söylüyor. Türkiye Gazetesi de Sözcü'ye saldırıyor. Bir, efendim Sözcü, FETÖ'nün Sözcüsü. Ya Allah aşkına ya, saçmalamayın artık bu kadar. O Cem Küçük var, tetikçi bir tane. Bir de o Fuat Uğur diye eski komünist. Efendim söz, şey, bir şeye sığınıyorlar. Şimdi bu iktidar beğenmediği herkesi hapse atmanın bir formülünü buldu ya. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte diye. Efendim FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. İki kere iki, dört diyorsun. FETÖ de diyor. Beş deyin lan o zaman. Ne yapayım yani şimdi? FETÖ'cüler de iki kere iki, dört diyor. Şimdi böyle sözcü, FETÖ'nün de sözcüsü. Neden? Patronu FETÖ firarisi olan. Bir kere FETÖ firarisi falan değil. Yalan söylemeyin. Ayıp. Ama işte bunların karakteri bu. İnanın bakın böyleler. Asla centilmence bir oyun oynayamazlar. Kavgaları bile bel altıdır. Boks maçına çıkarlar, alttan hayalara tekme atar bunlar. Hep böyleler ama. Çünkü karakter bu. Çünkü neden? Zayıf, bilgisiz, yetersiz. Biraz da az şey var. IQ'ler de düşük. Kusura bakmasınlar ama. Böyleler. Fransız Burak'ın iddianamesi vahim. Ayıba bak. Gazetenin sosyal medya hesabından FETÖ üyelerine ve örgütün açtığı hashtaglere destek verin. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bazı şeylerin cevabı da yoktur ya. Gazetenin internet sitesindeki FETÖ'cülerin hashtaglerine destek verin. Lan ne bileyim ben hashtag nedir bilmiyorum bir kere. Ben bilmiyorum. Bilen var. Kimse buna böyle bakmaz. Ama efendim 15 Temmuz sonrası Sözcü'de bazı yazılarda darbe girişimi inkar edildi. Kanlı sürecin devlet tarafından planlandığı ima edildi. Gazete 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'cü polislerle... Ya bunlar yalan mesela. Şimdi bakın, kanlı sürecin devlet tarafından planlandığı ima edildi. Ya ima falan edilmedi de ayrıca da. Yani açık açık yazanlar da oldu. Sözcü'de oldu, başka gazetelerde oldu, televizyonlarda oldu. Niye kardeşim yani 15 Temmuz'la ilgili resmi bir devlet görüşüm var ya böyle olacak. Birçok insanın kuşkusu var. Ne olmuş yani? Sen bu kuşkuları gidermek zorundasın kardeşim. Bir genelkurmay başkanının alnına tabanca dayanmış, liderimiz ol yoksa öldüreceğiz demiş. Ama o demiş ki imzalamıyorum, öldürülmemiş. Ne şimdi bunu açıklamak zorundasın. Adam çıktı kahramanlık gibi, bağırdı CHP'lilere. Sen dedi biliyor musun dedi benim dedi alnıma tabanca dayandığında ben... Abi ne yapayım ya? Alnına tabanca dayanmış, imzalamamışsın, tabanca inmiş. Yoksa imzaladın da başka bir şey mi oldu? Bilmiyoruz ki. Mesela bunu açıklayacaksın. Darbenin niye onda başladığını açıklayacaksın. Küçücük bir karakolda saatlerce niye çatıştığını anlatacaksın. Köprüde niye küçücük çocukları linç ettirdiğini anlatacaksın, bilecek. Erol Olçok'un nasıl öldüğünü ilan edeceksin. Balistik raporlarını vereceksin. Bunları sorunca... Ben bunu mu ima ediyorum? Ya ima etmiyorum ama soracağım. Darbe niye onda başladı kardeşim? Yerde 3000 korumayla gezen Tayyip Erdoğan o gece 1,5 saat havada tek başına nasıl uçtu? F-16'lar uçarken sormayalım mı? Ha bunu anlatırsın. Böyle oldu, böyle oldu. Tamam biz de biliriz, bir şey demiyoruz. Böyle bir şey. Bak hep laf. Yani internette onu RT'lemiş. Demek ki destek veriyor. Oralardan kirletmeye çalışıyorlar ama önemli değil. Sözcü yazarlarının FETÖ'ye yardımlarının ispatları diyor şimdi yazmış Cem Küçük.
Sözcünün bilerek, isteyerek FETÖ'ye yardım ettiğini ispatlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaş, bak. Bu, yani bu gazeteciliği de çok kirlettiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız diye bir ifade olmaz. Daha devam ediyor. Ve vatansever hukukçularımızın aldıkları tehditlerin haddi hesabı yok. Tam anlamıyla kelle koltukla vatan mı olacak? Yani şimdi iktidardan biat etmiş, iktidara biat etmiş ve onun bütün emirlerini yerine getiren hakim ve savcılar, vatansever, korkusuz ama tehdit oluyor. Kim tehdit ediyor kardeşim? Ya öyle bir güç mü kaldı kardeşim? Hakimleri, savcıları tehdit edecek. Onlara bilmem ne, böyle bir güç mü kaldı? Bir tek güç var ya bu ülkede. Şimdi böyle bu kadar ama hiç utanma da yok yani. Ya ne demek ya? Cumhuriyet Başsavcımız, valimiz, emniyet müdürümüz. Böyle bir kullanma yok bak. Yani hiç kimse bunu böyle kullanmaz. İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcısı vardır. Cumhuriyet savcıları vardır. Emniyet müdürleri vardır. Ya bu ayıp bir şey değil. Emniyet müdürümüz. Ya bu ne bu? Ha, o benden. Ben bu adamların mız diye bahsettikleri herkesi biat etmiş, kimliksiz, kişiliksiz adamlar olarak görüyorum. Çünkü diyor ki benden ha yani o kod. Vatansever hakimlerimiz, öbürleri vatan sevmeyen hakimler mi? Öyle, öyle bakıyorlar. Aşağıya geçmiş esas geliyor. Efendim, arazi mafyası gibiler. Fuhuş ve şantaj lideri Adnan Oktar'ın villası gibi bak. Nereden bel altına gidiyor. Ertuğrul Akbay'ın yalısındaki, ki yalıda oturmuyor, kaçak bölümlerde yıkıldı. E yıkılmış. Diyelim ki Ertuğrul Akbay, bugün 80 yaşında, Türkiye'nin en eski gazetecilerindendir. Pek çok sansasyonel habere imza atmıştır. Efendim, haberlerini beğenmeyen olabilir, işte abartıyor, sen bana ne? Ama Türkiye'de ses getiren pek çok haberi yapmıştır. Rusya'ya gitmiştir. Rusya'da prezidium toplantısına, yüksek prezidium toplantısına katılan, belki de tek gazetecidir. Aliyev'in, Kosygin'in o zamanki, Brejnev'in şahsi dostluğunu yapmıştır. Turgut Özal'ından Bülent Ecevit'ine, Deniz Baykal'ından Kenan Evren'ine, Tayyip Erdoğan'ından efendim kime kadar düşünüyorsanız, şahsi dostlukları, arkadaşlıkları olan başarılı bir gazeteci. Bugüne kadar da hayatında o anlamda, yani habercilik anlamında bir şey de bulamazsınız. Başarılı habercilik vardır. Ha, yaptığı günün şartlarına göre, hani daha magazin haberlerdir, ne bileyim işte fotoğrafı daha öne çıkarılan haberlerdir falan. Ama Ertuğrul Akbay, Türkiye'ye damgasını vurmuş bir gazetecidir. Şimdi bir ev yapmış, diyelim ki fırsatını buldu, bir kaçak bir yer yaptı, önemsemedi. Ya ne var bunda dedi. E yıkılmış, ne istiyorsun daha? Yani yaptı da dokunulamıyor. Senin adamlarına bak bakalım. Yani demek ki Ertuğrul Akbay'a dokunulmuş, yıkılmış. Yaptığı kaçak diyorsun. Ne kadarını bilemem, ben görmedim bile evini. Bilmem. Ama kendin söylüyorsun. Diyorsun ki yıkıldı. Yani demek ki dokunulmaz falan değil. Gaspla, şantajla boğaza çöktüler. Ertuğrul Akbay 9 hissedarı olan araziye çökerek yalısına garaj yaptı. Ha bu 15 yıl önceki olay. O garaj da yapmıyor. Bak şimdi anladım. Arabaları konulan yeri direkler koyuyorsun üzerine hani 10 dilim mi ne bir numara var yani işte yağmur su geçirmeyen o baraka değil. Arka oturanda benim manzaram bozuluyor diye şikayet ediyor. Ona da diyorlar ki şey yani bu barakayı yapar baraka değil. Yani 4 direk üzerine şey sundurma gibi bir şey. O zaten burada da diyor bak. Korudaki ağaçları kesti diyor tövbe ya Rabbim. Yolu kapattı. Nasıl kapatır? Belediye harekete geçince çirkefliğe başladı. Çatıyı söküp ben yıktım dedi. Ancak yalancının bunu fazla yanmadı. Ekipler gerçeği görüp kaçak yakayı yıktı. Rezil olan Akbay utanmak yerine İBB'ye falan yayınlar yaptı. Yalan. 15 yıl önce diyorum. Yani büyük ihtimal bu iktidardan da önce bu. Hani egemen, darbe severler falan diyorsun ya. Ertuğrul Akbay ve işte diğer bizim gibi düşünen herkes gibi. O dönem başı derde giriyor. Ve tamamen bu dediğim gibi. Bak çatı diyor zaten. Yıkım yapı yok. Arabaların üstünü örten şey, arka oturan manzaram bozuluyor diyor. Ve diyor ki buraya kaçak yaptılar. Belediye gibi yık diyor.
Yıkarsın, yıkmazsın. Sonunda yıkıyor. Yani konu komşuyla papaz mı olacaksın yani? Çünkü sonuçta olmaz. Bak, şimdi bunu yapıyor. Alçaklık bu. Bak, alçaklık. Ayıp. Ondan sonra da Rami Turan'a pornocu, başyazarı pornocu olan gazetenin tezekten olur sözcüsü. Allah cezanı vermesin ben. Porno gazete çıkarmakla ünlü başyazar, kayyum geleceğini anlayınca çıldırdı. Şimdi bunlar ısrarla söylüyorlar hükümete, kayyum ata. Atayabilir mi? Tabii ki atayabilir. Canı ne isterse yapıyor. Ama bazı şeyler var, olmaz. Kendi vicdanına bile anlatamazsın bunu artık. Böyle şey olur mu ya? Üç tane adam, kayyum atayım. Neden? Hiçbir aykırı ses olmayacak. İki kere iki, beş diyenlerin cenneti olacak burası. Öyle mi? Bu vatana ihanetinizin hesabını vereceğiniz günleri göreceğiz. Ya bunu bir eski komünist söylüyor. Bugün paraya boğmuşlar adamı. Ayıp ya. Utanır insan. Ama varsa tabii. Ya ağır damarı çatladı bunların. Bunu anlamıyorum ben. Yani sana mı kalıyor kardeşim? Bir başka gazeteciye diyorsun ki vatana ihanetin, ya böyle bir ağır bir laf olur mu ya? Bugün yarandıkların sen komünistken sana vatan haini diyor. Biliyor muyum? Yani en azından bunu düşünse. Bugün sığındığı bu tarikatçılar, burası Işık Tarikatı'nın gazetesi biliyorsun. Bu tarikatçılar komünist, solcu, sosyalist olan herkese vatan haini diyor. Çünkü onların dini anlayışı o. Onlar eşitlik meşitlik istemiyorlar. Onlar biatçılar. İşte şeyh söyleyecek, eli tök öpeceksin. Paralısını verecekler. Hiç o eğitime falan gerek yok. Zaten öyle bir dertleri de yok bunda. Onun için böyle bir gazete çıkıyor. Şimdi bu adam kalkmış diyor ki vatan hainliğinin hesabını vereceksin. Ar damarı yok. Çatlamış. Oğuz Aral aklarından gelirdi rahmetli ya. Onun bir tiplemesi vardı biliyorsunuz değil mi? Söylemeyeceğim şimdi. Evet, şimdi gelelim sözcüye. Şimdi bak, sözcü sadece ihlas üzerinden gidiyor. Çünkü neden? İhlas Holding 67 bin kişiyi 400 milyon dolar batırmış. Efendim dolandırıcılık şudur budur, ben hiçbirini söylemek istemiyorum. Nitelikli dolandırıcılık, şirket batmış, şu olmuş bu. Ha, yatıranlar da efendim biz faiz almıyoruz, haram para almıyoruz, kar payı alıyoruz diye. Adam da diyor ki belki battık diyor filan ama işte olmaz. Onun için de bunlar böyle saldırınca bu da dedi ki kardeşim sen önce ihlasın hesabı. Vay sen bana ihlası soramazsın. Bakın Koca Gazete'de bir tek ihlas haberi ya yok böyle bir şey kardeşim. Nereden çıkardınız ihlas dedi falan diye bir şey yok. Hepsi paralarını aldılar. Mutlu mesut yaşıyorlar. Sözcü yalan yazıyor. Bak o yok. Sözcü çirkepliğin kitabını yazdı. Neymiş? Ertuğrul Akbay'ın iş adamlarını tehdit ve şantajla söğüşlemiş. Miş. Bak. Taşyapı'nın patronu Emrullah Turan'la aleyhinde haber çıkmaması için Sözcü'ye 1,5 milyon lira verdi. Allah Allah. Ödemeyi Akbay'ın Yaş 75 Yolun Yarısı kitabından 7900 adet alarak. Şimdi adamın biri kitap satın almış diyorsun ki bu. Ha, o zaman bu iddianı gerçekten ispatlayacaksın. Mışla olmaz. Bak, çünkü burada ihlas dedeler var. Net. Adam para yatırmış. Parasını al. Efendim battık, şu oldu. Hükümet beni ilgilendirmiyor. Doğru mu? Doğru. Peki bu doğru mu? Kitap satmış diyor ki bunu diyor rüşvet diye yap. E o zaman her kitap satan rüşvet mi almış oluyor? Bütün yazarlar, çizerler hepsi bir yere kitap satarlarsa adam hediye diye alıyor. Benim annem bu haliyle Alt TV'nin ve şimdi de ABC'nin kitaplarından kim bilir kaç defa aldı. Alıyor, dağıtıyor. 3 koli alıyor mesela. Gücü ancak o çünkü yani gidip 5000 tane alamaz. 3 koli alıyor. Onu da veriyor işte. Okusunlar diye insanlara dağıtıyor. Dağıtabildiği kadar. Şimdi rüşvet mi veriyor yani buraya? Ha? 3 tane aldı diye, 5 tane aldı. Bu da 3000. Belediyeler alır, şirketler alıyorlar. Yani bir bakın bakalım Yapı Kredi, bankalar, ne bileyim işte Koç Grubu, Sabancılar, kimlerden kaç biner kitap almışlardır. İlli siyasi olması şart değil. Bu da zaten siyasi. 75 yaşta sağlıklı ve dinç olmanın sırları. Şimdi bunu bu bahaneyle efendim diyor, rüşvet aldılar. Sonra da ne diyor? Peki ne olmuş sonra? Emrullah, neydi bu adamın adı? Turanlı.
Sözcü para gelince karalamayı kesip metiye düzmeye başladı. Koy kardeşim o zaman metiyeyi. Ne demiş? Taşyapı'nın patronu Kadıköy Belediyesi ile davasında sözcüğü kullandı. Gazete para için CHP'li belediyeye saldırdı. Yok ya, göster bakayım lan şunu. Bizim de mi acaba haberimiz yok böyle bir şeyden? 7, 9, 11, evet. Evet, var haberler. Çünkü neden? Belediyeye karşı davayı açmış, 130 milyon lira tazminat kazanmış adam. Belgeli açıklama diyor. Gazeteci olarak yapmışlar. Bütün gazetelerde var. Adam davayı kazanmış. Sonra temize gidilmiş. Kazanmış. Geri alınmış. Şu olmuş. Onu bilemem. Ama bunu bahane edip haber çıkmış burada. Her türlü haber çıkar kardeşim. Yani ben burada bir şey anlattığım zaman illa para mı almış oluyorum? Ya da bir karşılıkla mı? Bu kadar laf söylüyoruz değil mi? Ben burada kişilerden de bahsediyorum ondan. Yani o zaman nefes alamayız kardeşim ya. Vatana ihanette sınır tanımadılar diyor. Bak şimdi neymiş? Yolsuzluk, rüşvet, kara para, aklama, altın kaçakçılığı, rant vurgun her şey var. Tarih 17 Aralık. Tayyip bu pisliği temizle ya da istifa et git. İnşallah 2014 böyle geçmez. 2013 iktidardakilere zenginlik vatandaşa çile yaşat. Vatan haini diyor bak buna. Başkan soruşturmayı durdur yoksa senin için kötü olur mesajı yolladı. Savcı Zekeriya Öz'den şok açıklamalar. İlk günler bunlar. Daha savcı burada kıymetli. Altına zırhlı Mercedesler verdiğin, heykelini dikelim dediğin adam bu. AKP'nin gönderdiği silahlar belgelendi. Suriye'deki muhaliflere silah vermiyoruz diyorlardı. İktidarın yalanı TÜİK'in ithalat ihracat raporunda ortaya çıktı. Türkiye kafa kesen El-Kaide'ye 6 ayda 47 ton silah yolladı. Bu palavra sıkmıyor ki TÜİK raporu diyor. Yani Türkiye neydi o? İstatistik kurumu. Onun raporlarından diyor çıkıyor diyor Türkiye'nin Suriye'ye silah ihraç. Kime gitti peki bu silah? Yani o kadar ayıp şeyler artık yapıyorlar ki ama yani şeyi de kalmadı. Şimdi gelelim neyse boş ver. Biz doğru haberler üzerinden gidelim. Hortumcu'ya suçüstü diyor. Uğur Dündar İhlas Holding'le ilgili çarpıcı gerçeği yazdı. Okuyalım. Var mı vaktimiz? Var. Hiç unutmuyorum. 2005 yılı Eylül ayı başlarında bir gündü. Arena ekibinden Hatice Demircan heyecanla odama gelip abi bomba gibi bir haber yakaladık dedi. Hatice, Batık Ege Bank'ı hortumlamaktan yargılanan Murat Demirel'in TMSF'den sakladığı çok önemli belgelere ulaşmıştı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı Balmumu mühürlü ve kurdelalı gizli banka hesabının cüzdanıydı. Bu şirketin Ege Bank, kuruluşunda %35'lik el konulduğunda da %2,5'luk oranındaki ortağı kimdi biliyor musunuz? Şimdi sıkı durun. Burak Akbay'ın helal paralarla sıfırdan kurup Türkiye'nin en çok okuran gazetesi haline getirdiği Sözcü'ye kayyum atanması gerektiğini söyleyen, yalan, dolan ve iftiralarla saldıran, tetikçilerin televizyon ve gazetelerinde yuvalandığı, halen 67 bin yurttaşımıza 400 milyon dolar borcu olan patronu Mücahit Ören'in de yargı kararı ile nitelikli dolandırıcılık hükmünün giydiği İhlas Holding. Burak Akbay hakkında MASAK raporunda hiçbir olumsuz tespit yok ama İhlas Holding hakkında TMSF eski başkanının hortumculuk iddiası var. Bu holdinge tüm birimlerini kaptıran, birikimlerini kaptıran İhlas dedelerin sosyal medyadaki yürek yakarışlarını okuyun ve kayyumun nereye atanması gerektiğine vicdanınızın sesini dinleyerek siz karar verin. Şimdi bakın, karşılaştırma burada harika. Çok net. Sözcüyle ilgili tek satır olumsuz bir şey yok. İhlasla ilgili 400 milyon dolar dolandırıcılıktan açılmış davalar var. Net. Ya gel efendim, inşaat yaptırmıştı da, vay efendim orada bunu yaptırdı da, yok kitap sattı da, bunların hepsi palavra kardeşim. Geç. Sen buna cevap vereceksin. Öncelikle buna ver. Verdikten sonra de ki, bak de bana bunları söyleyen, yani cevap ver derken, hani çürüt, de ki bak bana iftira atıyorlar. Ondan sonra dön. Bak utanmadan bana bu iftiraları atanların gerçek yüzü bu de, o zaman şapka çıkarayım. Ama sen ihlasla ilgili satır söylemeyeceksin. Ya da efendim ihlasla ilgili her şey cevabı verilmiştir, davadadır. Ya yok öyle kaçma. Bak burada ihlas zedelerin lafları var. Derya Oğuz diyor. Rızkımız gitti, bizim hayallerimizi, çocuklarımızın da geleceğini çaldılar. Babam 50 bin mark yatırmış, 2008'de vefat etti. Bize ödeme yapılmadı.
20 bin dolar kaptırdım. Ailem beni terk etti. Yıllardır ödeme bekliyorum. Annemin haç parasını verdim. Paralarımız diğer şirketlere kaydırıldı. Enver Eren'in sözüne kandım. 18 yıldır bekleye bekleye gençliğim gitti. Sıfır dairemi sattım. Parasını almak için 20 yıldır mücadele ediyorum. Şimdi bakın, bu küçük paralar. Küçük paralar çok can yakar, biliyor musun? Çok ah alırsınız. Sen burada istediğin kadar tetikçi tut güzel kardeşim, mücahit öğren, Amerikan vatandaşı. Böyle koyup, bunlar Müslüman. Tarikat şeyhi şu anda, babadan sonra ona geçti. Öyledir burada. Elini böyle koyup, Amerika'nın çıkarları için, Amerika'nın güvenliği için, Amerikan bayrağı altında namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum dedin mi dedin. Senin milyonlarca doların var. Ama bak bu insanlar 20 bin o kadar önemli para ki. Küçük paralar kadar önemli bir şey yoktur. Çünkü hayat kurtaran o. Büyük paralar hayat kurtarmaz. Büyük paralar başka iş. Size geçen gün anlattım. Süper 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 zengin olmak için 100 milyon dolar. O. Ondan sonrasını harcayamıyorsun zaten. Harcayacak yer yok. Saçarsın. Harcarsın tabii. Bana bir tane uydu yapın, aya gideceğim. Koyarsın 50 milyar dolar, tamam. Harcayamazsın, bir şey alamazsın. Ama o 20 bin lira var ya, o 20 bin lira, o insanın bütün hayatı, her şeyi. Ve onun ahının altından kalkamazsın. Kalkamayacaksınız da. Bir reklama gidelim de ondan sonra daha başka güzel konularla devam edelim. Sözcünün manşetinde Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı tanıtırken böyle dedi. Ankara'nın kaderini biz değiştireceğiz. Ardından kürsüye çıkan CHP adayı Yavaş, Ankara'yı kardeşçe kucaklayacağız diye konuştu. Projelerini açıkladı. Evet, neymiş bakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin de katıldığı. Ne olmuş yani Muharrem İnce de katıldıysa? Onun da katıldı. Allah Allah. Aday tanıtım toplantısında Ankara için nasıl bir belediye başkanı istediğini anlattı. Daha sonra da o kişinin adı Mansur Yavaş. Ankara'nın kaderini değiştirecek. Ya sanki ilk defa açıklanıyor. Herkes bir... Ya neyse hadi gülmeyeyim. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye gelen Yavaş şu konuşmayı yaptı. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ankara'yı kardeşle kucaklayacağız. Belediyedeki makam aracı saltanatına son vereceğiz. Bunlar hep böyledir biliyor musun? İlk kere çok tazar bir şey. Makam araçlarını kullanmayacağız. Bu anladığım kadarıyla halkta müthiş etki yarattığı düşünülüyor. Yani bu makam arabası olayı halkın en sinir olduğu şey benim anladığım. Çünkü hep o konuşuluyor. Çok makam arabası var. Halbuki o halk da oraya geldiği an o makam arabasına binmek istiyor. Yani şey olarak, teknik olarak makam arabalarının kalkmasına kimse karşı değil. Çünkü bir gün oraya gelebilir ve o makam arabasına o zaman o binecek. Normal vatandaşın da ben anlamıyorum. Yani mesela şimdi Mansur Yavaş makam arabalarına aha çok ya işte oyun bu adama kardeşim. Makam arabalarını azalttı. Helal olsun mı diyecek? Kardeşim vatandaş ona bakmıyor. Suyu akacak mı? Doğalgazı gelecek mi? Metrosuna, metrobüsüne, efendim dolmuşuna, minibüsüne rahat binebilecek mi? Çöpü alınacak mı? Öncelikle bu. Makam arabaları çokmuş. Ya da yokmuş ama suyum akmıyor benim. Ya da kirli akıyor. Ama hiç makam arabası yok. Abi helal olsun belediye başkanı. Bak gördün değil mi makam arabası yok. Ama sular, çamur. Ya böyle düşün. Söylemezsen milletin aklına makam arabası gelmiyor kardeşim. O ne zamanlar sorun biliyor musunuz? İşte Türkiye gibi 500 milyar dolar borcun varken sadece arabalar için 2 milyar dolar borçlu olman. Oh. O zaman sorun. Efendim ama bir ya şu Kılıçdaroğlu'nu bir izleyelim ya. Neydi o? Mansur Yavaş olayını yani. Mansur Yavaş ses diye bir haber var. Herhalde Mansur Yavaş'ın konuşması. Bir de dinleyelim, bir görelim bakalım onu. Heh. Evet, vaatleri böyle. Şimdi şey güzel, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama ben şeyi de anlayamıyorum. Eskiden gazetecilik böyle biraz detaylara da bakmaktı. Gazetelerde göremedim. Bakın Ankara Belediye Başkanı'nı Mansur diye tanıtıyorlar. Bakın arkasında ne yazıyor? Mansur bir de Derman. Mansur huzurlu bir belediyecilik diyor. Çünkü bazen ismiyle hitap etmek daha avantajlıdır. Şimdi isim çok bulunan bir isim olmadığı için yani Ahmet, Mehmet, işte Kemal falan gibi. Onun için mesela Tayyip diyor şeylerde.
AKP. Önce onu böyle bir Tayyip diye küçültmek için kullanılıyordu. Fakat giderek Tayyip sözü AKP'lilerin tabanında da çok yayıldı. Yani Tayyip Erdoğan yerine Tayyip, o benden görmek, adıyla hitap etmek, küçültmek değil. Yani ilk başta muhaliflerin bir bölümü Tayyip diyerek küçültüyorlardı. Fakat şimdi aynı Tayyip yüceltmede kullanılıyor. Yani benden, arkadaşım, canım, ciğerim, kardeşim. Şimdi bu, Ankara'da bu Mansur şeyini iyi bulmuşlar bence. Yani kime oy vereceksin? Mansur'a. Biraz tabii CHP'den çıkarmış oluyor o zaman. Yani daha kişiselleşiyor oy verme şeyi. Herkesten oy istiyorsun madem, hani MHP'lisinden, İYİ Partilisinden, HDP'lisinden falan hepsinden de istiyorsan. Hani kime veriyorsun? Mansur'a. Hani CHP'ye, İYİ Parti'ye, MHP'li birine demeden. Tabii Mansur'un adı güzeldi, soyadı kötü. Yani o anlamda bakarsanız dalınmasın, darılmasın. Yani Mansur Yavaş. Aman abi, seçilirsen şu yavaşlık bölümünü yok edelim. Biz Mansur diyelim. Yavaş'ı hiç görmeyelim. Çünkü yavaş olunca da yani zaten CHP'nin işleri biraz yavaş gider. Yani bu işi bir komisyona verelim dedim mi yandın zaten. Onun için yani Mansur güzel. Yavaş'ı hiç konuşmayalım. Boş ver. Bu arada değer sevenleri için hatırlatayım. Yılmaz Özdil başlamış Trump'ın ekonomik yönden mahvetmesi yazısına. Bir şeyini okuyayım. Bu seviyede kritik meseleyi telefonda söylemek varken, diplomatlar aracılığıyla söylemek varken, Pentagon aracılığıyla söylemek varken, Trump'ın tweet atarak sayın ailemizin görmesini sağlaması, adeta gözüne sokması normal midir? Trump öküz olsa bile, Beyaz Saray'ın öküz olduğunu düşünen öküz var mı aramızda diyor. Haydi cümleten hayırlı belediye seçimleri, ey Trump filan diye bitirmiş o da. Fakat burada Yılmaz Özdil'in bir hatası var. Bence hatası değil, eksik. Şimdi şunu bilmiyor. Diyor ki bak, bu seviyede diyor, bunları diyor telefonda, Pentagon'la falan söylemek varken. Ha, işte benim anladığım ne biliyor musunuz? Yılmaz Özdil'in eksik diye değerlendirdi dediğim. Bunların hepsi yapıldı kardeşim. En son Bolton geldi buraya. Şimdi benim Amerika'ya da Beyaz Saray'a falan da girip çıkan arkadaşlarımdan aldığım izlenim o yönde. Bolton gidiyor ve diyor ki, ya başkan, tamam diyor, hepsini kabul ettiler. Çünkü buraya gelip dikte edildi. Yani siz bakmayın o şey havasına. Vay efendim geldi, dosyayı koyduk altına gönderdik de işte soğuk duş da ben, onların hepsi palavra. Onlar benim hülocu ahaliye hey be görüyor musun numarası. Yoksa adam gelmiş koymuş demiş. Bu, 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 bu olacak hadi yürü. Beyaz Saray'a gittiğinde söylediği şu. Diyor ki söyledik tamam dediler ama diyor. Yani sen bir daha demezsen bunun ne olur ne olmaz. Onun üzerine Trump tweet atıyor. Şimdi tweet atmak, bütün o diplomatik faaliyetler falan bitti. Hani son Anayasa Mahkemesi'ne başvuru var ya, iç hukuk bittiğinde diyorsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onun gibi bir şey bu. Yani diplomatik her şeyi yapmış, söylemiş, etmiş. En sonunda diyor ki, ey ahali bak ben bu adama böyle dedim diyor. Zaten nereden anlıyoruz bunun böyle olduğunu? Yani bana gelen bilginin doğruluğunu ben nasıl teyit ediyorum kendi zihnimde? Abi Türkiye tarihinin en ağır hakaretiyle karşı karşıya kaldı. Bir Kıbrıs'tan önce Cyrus Vance'ın şeyi vardır Ecevit'e. Cümle neydi? O da böyle bir enteresan bir cümleydi. Yani 6. filoyu geçemezsin gibi mi? Yani üzerinden uçacağız çünkü. 6. filoyu sokarım araya. Öyle bir şey dedi. Ha öyle mi dediler? Tak çıktılar ertesi sabah. Bak işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü öne gösterdi. Ecevit hükümeti, Erbakan da içinde. Yani şimdikinin aslında ağababası ama Erbakan milliydi. Hak eden milliydi Erbakan. Ve ne oldu? Amerika dedi ki 6. filoyu sokarım. Ha çık lan. Öyle mi? Tak girdi. Şimdi ne oldu? Ey Amerika, ey Tayyip, ey bilmem ne diyen adam. Şık indi. Ya çok üzüldük be kardeşim. Yani şaşırdım ya ben yani. Ya bu Trump, dostum Trump, Donald'cığım. Ne yaptın ya? Hiç merak etme Suriye'de beraber. Bak güvenli mi? Ben dolduracağım orayı. Abi kimseye yutturamazsın zaten. Ha yutacak tabii. Büyük bir kitle yutacak ve sen onları sen daha götürünce de işte ben haklıyım diyeceksin. Ama değilsiniz. Sorun bu.
size büyük bir kalabalığın hiçbir şey anlamadan, bilmeden, farkında olmadan oy vermiş olması haklı ve doğru yaptığınız anlamına gelmiyor. Türkiye hiç bu duruma düşmedi. Ya bu ülkenin generalleri, bu ülkenin valileri, kaymakamları, bu ülkenin emniyet müdürleri, bu ülkenin parlamenterleri, bu ülkenin aklı başında insanları, yazarları, çizerleri, hepimiz mi aklımızı bir yere tuturduk? Görmüyor musunuz? Ya ne demek? Mahvederim ha. Şeye gelince muhalefete, muhalefetin ki tepten zaten uçuk kaçık. Yani, diyemezsiniz bunu. O Kılıçdaroğlu var mı arkadaşlar o konuşması ya? Buna da böyle yani bize haddiniz değil, haddini bil Amerika falan. Ya geç bunları kardeşim. Senin soracağın şey şu. Sen Türkiye'yi niye bu hale düşürdün? Bunu sorması gereken bir muhalefet var. Haddini bil Amerika. Ha işte o zaman olmuyor kardeşim. O ne bu? Tayyip Erdoğan söyleyince inanıyorlar. O kitleye bunu haddini bil Amerika falan dediğin zaman anlamayacak bile. Ha 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 diyecek bizimkini takdir ediyor. Bak yalan yapıyor bunlar. Ya işte öyle diyecek. Yok mu kardeşim ya sizin danışmanınız bu siyasetten anlayan bilen bir tane mi koymadınız be yanınıza? Saçma sapan şeylerle. Neyse geçelim. Efendim gelelim şimdi seçmen olayı. Allah bu çok güzel iş ya. Bugün Cumhuriyet manşet yapmış şimdi hadi gel. Mesela YSK'ya güvenmiyoruz halka güveniyoruz. Lan halka güvendiğin halk ölmüş. Mezardan çıkıp oy kullanıyor. Nesine güveniyorsun onu? Senin kitlen zaten oyunu kullanıyor. Ha bak burada ölümsüz seçmen. 148 yaşındaki seçmenlerimiz var. Dünya rekoru kırıyoruz. Her gün yeni bir sürpriz çıkan YSK listesinde yaşı %165 arasında olan 6389 seçmen var. Fethullah'ın etkileri hala sürüyor. O cemaat lideri var ya bir tane Amerika'da. Ne demişti? Bana kalsa ölümlerimi bile kaldırırım. Ağlıyor ya bir de böyle. Ölüleri bile kaldırırım. Kaldırmışlar lan işte ölüleri. Hep böyle kazandılar. AKP seçimleri böyle kazandı 2002'den bu yana. Yani anlat. Yaşı %165 arasında. Artık iş %165 arasında 6 bin seçmense demek ki 5-6 milyon seçmen. Ama CHP'nin Aykut Erdoğdu'su ne diyor? 2,5 milyon seçmen ya. Ya arkadaşlar inanmayın ya yok bunlar ya. Niye söylüyormuşuz bunları biliyor musunuz? CHP'ye göre. Efendim bunu biz kasıtlı söylüyormuşuz. Seçmen var. Fazladan seçmen var diye. Bak akla bak. Böylelikle vatandaş da diyormuş ki ya bu CHP bunları yapamıyor, beceremiyor. Bunlarla iş olmaz. He, oyumuzu AKP'ye verelim. Böyle söyledi ya televizyonlar. Yok böyle kardeşim yani 2,5 milyon seçmen falan. Bu ne? Bu ne? Mesele zaten bu seçmen değil. Ben şunu gene görüyorum. Bu da cambaza bak. Bununla oy alıyorlar. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu son gün bunları ona iptal et, bana iptal et falan filan yapar. Sonra seçimde adam kazandı. E ama işte doğru bak sizi nerede dediniz ne yaptık. Çünkü bu kadar absürt bir şey olamaz. 165 yaşında seçmen listeye bunu koymak. Ancak ve ancak gelin bunu ortaya çıkarın, sansasyon olsun. Biz de bunu düzeltmiş yapalım. Düzeltmiş görünelim. Sonra seçimlerde kardeş işte bak bütün iğneyi yurdayı da kaldırdık diyelim. Onun için yapılıyor. Fazla seçmen de şuydu buydu bana göre hepsi var yok çok ilgilenmiyorum. YSK ne yapacak? Oyların toplandığı yerin başı hiç üzerine göre olmadığı halde gece yarısı çıkıp şu kazanmıştır bu kazanmıştır diyor. Ondan sonra zaten herkes çöküyor. Hala listeleri işte. Sandık sayısını bilmiyoruz be. Kaç sandık var bilmiyor kimse. O kadar. CHP ve İYİ Parti liderleri Trump'a sert tepki gösterdi, Erdoğan'ı eleştirdi diyor. Dik durmadı. Başkan da bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemez tepkisini gösterdi. Ha, Kılıçdaroğlu, ABD başkanı. Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemez. Lan oğlum ediyor, hepsi ediyor. Farkında değilsiniz galiba. Başka bir ülkede mi yaşıyorsunuz siz? Ha? Ya da bizde kafa mı buluyorsunuz? Bizi kimse tehdit edemez. Sabrımızın sınırını bir kimse test edemez. Ediyorlar hep. Ha bunu muhalefet söyleyince benim çok canım sıkılıyor. Sana vazife mi ya? Allah'ım yarabbim ya.
Cumhuriyeti kuranların dik durduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a eleştirdi. Neden ses çıkarmıyorlar? Tefecilerin ellerinde olduğu için. Doğru. Buna bir şey demiyorum. Ama işte bunu koy ortaya. Ey Amerika, haddini bil. Bir tane, ya geç onları abi. O başka bir edebiyat. Gerek yok. Akşener, iktidarın ekranlarda düşman ilan ettiği Batılı liderlerin istediklerini ertesi gün yerine getirdiğini söyledi. Akşener, tarihimiz dik duruş örnekleriyle dolu. Yakışmıyor Sayın Erdoğan. Terör örgütünün kapısının anahtarı Erdoğan tarafından çevrilmiştir dedi. Çok güzel. Yani hakikaten, bak işte söylüyor. Bunu ben söylemiyorum ki. Bütün muhalefette bilen biliyor işte. Batılı liderler ne isterse ertesi gün aynen yerine geliyor mu? Geliyor. Bu arada ilahiyatçı Cemil Kılıç var. Geçen akşam da galiba bizim yayına mı katıldı? Bir programa katıldı ya telefonla katıldı. Ateistler Müslümanlara göre Kur'an'a daha uygun yaşıyor dediği için Akit gazetesi tarafından hedef gösterilen ilahiyatçı Cemil Kılıç görevinden alındı. Öğretmenlik yapan Kılıç, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ifade verdi. Kılıç, yazılarım, cemaat, tarikat gibi yapıları çok rahatsız etti. Bir susturma operasyonu dedi. Evet. Şeye bakarsanız AKP'nin bugüne kadarki tutum ve davranışlarına Cemil Kılıç'ın çoktan görevden alınmış olması gerekiyordu zaten. Yani o mantıkla. Çünkü televizyonlara çıkıyor. Çok aykırı şeyler de söylüyor. Bir ilahiyatçı. Dini bilerek konuşan isimlerden biri ama bugünkü bu gerici kafa dini bilerek anlatılmasına tahammülü yok. Din benim dediğim gibi olacak kardeşim. Benim söylediğime inanırsan, benim söylediğimi yaparsan dindarsın. Onun dışında öyle yok öyle diyor adet. Yani bak din aslında böyle bir şey, budur. İslam dini bize bunu emrediyor. Kur'an-ı Kerim bunu diyor. Onları istemiyorlar. Şimdi 14'te galiba bugün Sultanahmet'te bir basın şeyi yapacak, açıklaması yapacak. Bir eğitim seninle birlikte. Hani şimdiden duyurayım. Yarın sabahta zaten onu konuşuruz. Efendim, cezaevlerinde kaloriferlerin yanmadığı, kışlıkların verilmediği ileri sürüldü. Soğukla terbiye. Mektup gönderen tutuklu ve hükümler hak ihlallerinden şikayetçi. Çok sayıda cezaevinde kaloriferlerin yanmadığı ileri sürülürken, İzmir Birnoğlu F tipinden Rıza Özçolak, ailelerimizin getirdiği kışlık kıyafetler verilmiyor diyor. Tutuklu ve hükümler soğukla terbiye uygulaması yapıldığını belirtirken, Elazığ Birnoğlu Hapishanesi'nden Murat Eser, birçoğu yaşlı ve hasta, 50'ye yakın hükümlü ve tutuklunun tek kişilik hücrelerde tutulduğunu anlatıyor diyor. Evet, böyle. Neydi? Kemal Tahir'in miydi? 9. koğuş mu? 6. koğuş. O böyle buz gibidir, camı yoktur falan. Yani en yoksul şeylerin konduğu. Yani arkası hiç olmayanların konduğu koğuş. Soğukta donarlar orada falan. Yani müthiş bir oyundur o da. Yani şey olmuş hali. Evet, Cumhuriyet'te böyle efendim. Gelelim Sabah gazetesi. İşte bu Trump'la tarihi önemli anlayış birliğine vardık. Nasıl mutluyuz ya Rabbim? Nasıl böyle yüzlerden mutluluk yaşasın? Yaşasın Amerika ile tarihin en güzel bir anlayışına vardık falan. Aa, oğlum. Ya bu millete bu kadar aptal muamelesi yapılması çok kötü bir şey ya. Hakikaten üzülüyorum ya. Ya insana kendi ülkesine soğutuyorlar be kardeşim ya. Böyle bir laf olur mu ya? Trump'la tarihi önemli anlayış birliğine vardı. Bunu ne gün söylüyor? Bir tane Kürt'ü öldürürseniz ekonomimizi mahvederim diye tweet attığı gün ya. O hiç yok. Bak başka nerede? Okuyayım Allah aşkına. Bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge 30 kilometre derinlikte bir hat. Sizin tarafınızdan oluşturulmuyor. Size karşı oluşturuluyor. Buralara girmeyeceksin diyorlar. Sayın Trump'ın, bak Sayın Trump, dostum Trump, Donald'cığım, sosyal medya hesabından verilen mesajlar bizi üzdü. Hemen harekete geçtik. Bu meseleyi kendisiyle konuştuk, gayet müsbet bir görüşme oldu. Bak, yemişim fırçayı, ya abi telefon, tamam abi hiç merak etme. Yazık ama ya, bu ülkeye yazık. Ya 1000 yıllık ülkeyiz burada, ben devletiz be. Hiç bu kadar kötü duruma düşürülmedi. Kimse kızmasın, darılmasın. Olmaz ki ya, olmaz. Kürtler oyuna gelmesin diyor bir de burada. Efendim bizim haklarımıza riayet edildiği sürece müttefikle sonuna kadar yürürüz. Heh. Şimdi ne oldu? Amerika bizim dediğimize riayet mi ediyor? İşte Akit gazetesi bu cümleden Trump aradı özür diledi diye haber yapıyor. Bak 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 bak. Tweet'i çakmış. Sonra diyor ki ay çok özür dilerim. Elimden kaçtı. Haplıydım. Tuvalette oturuyordum. Bir anda geldi aklıma basmışım düğmeye. Gırgır olsun diye yazdım. Yanlışlıkla göndere bastım. Silindi mi tweet? Hayır.
tweet aynen duruyor. Yani dünkü görüşmeden sonra hani nezaketen, ya şuraya bir dakika ya Allah aşkına bak, şimdi geldi aklıma kardeşim, bir dakika Trump diye bir girelim. Efendim, o değil, buna gireceğiz, ha Trump. Trump. Tamam, Donald. Donald Trump, girdik. Efendim, 57 milyon takipçisi var arkadaşın. Beni takip ediyor mu? Hayır, beni etmiyor. Ben ona ediyor muyum? Pah, beni takip etmiyorsa ben de ona etmiyorum. Efendim, bakıyorum, bir dakika. Hop, hop, imaj. Bak şimdi tabii bir sürü tweet atıyor kardeşim adam. Adamın hayatı tweet atmak. Bir de retweetleri var ha, çok enteresan. Donald Trump, geliyorum. Donald Trump bunu atmış. Bunu atmış. Bunu atmış. Hayır, hayır, hayır. 17 saat, 17 saat. Abi devamlı adam tweet atıyor ya. Püüü. Biz bunlara ilgilenmiyoruz. Neler atıyor? Yani Amerika için de neler yapıyor filan. White House, bir dakika bakıyorum, silmiş mi? Bir gün önce daha giriyor. Aa, adam devamlı tweet atıyor ya. İnanılır gibi değil. Arkadaş sen ne zaman idare ediyorsun bu devletin şeyini? Vallahi. İki gün. Sorry. Hah. Ne diyor? Likewise, don't want the Kurds to provoke. Hah. Tabii. Duruyor. İşte duruyor. Duruyor. Aynen böyle. Cümle şu. Will devastate Turkey economical if they hit Kurds. İyi İngilizce bilenler tam tercih. Aynen duruyor ve bakın, bakın. 28.900 kere retweetlenmiş. 116.000 de beğeni almış. Aynen duruyor. Vallahi. Vay canına ya. Devastate. Devastate diyor Turkey economically. Eğer if they Kurds diyor, hit vurursa, Kürtleri vurursa. Şimdi bak, bu aynen duruyor. E o zaman bu tarihi önemde anlayış birliği de vardıysak, en azından nezaketen öyledir çünkü bu işler. Nezaketen bu tweet silinir. Çünkü nasıl kayıtlardı o? Kayıtlara geçti. Ama oradan çıkarırsın. Bak, duruyor. 116 bin kişi de helal olsun abi sana demiş. 57 milyon da takipçisi var. 57 milyon neredeyse Türkiye nüfusu ha, 80 milyonuz. 30 milyon daha sıksa. Bütün Avrupa ülkelerinin, Almanya, Fransa hariç hepsinin nüfusundan fazla ben. Adamı takip eder. Ama beni takip etmiyor. Çok şey kaçırıyor. Bu yayınları da izlese bak neler öğrenecek aslında. Efendim, Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin müthiş güzel sözü, YSK'yı tanımıyorsan seçime de katılma. CHP'ler YSK'yı tanımıyormuş. Hayali seçmen oluşturuluyormuş. Abi işte bunlar var. Kafayı bozmuşlar. 1 Nisan'la ilgili hesap yapıyorlar. Bu iddiaların amacı 31 Mart'ı sabote etmek. CHP YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Yok eğer katılacaksa iddialarını çok acil ismi. İşte her gün var. Burada işte. Bak 165 yaşında seçmenler var. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Efendim Güneydoğu'da değişimin fotoğrafı diyor. TOKİ evleri yapıyorlar ya. Şimdi bunlar bu TOKİ bloklarını yapınca bunu modernlik olarak şey yapıyorlar. Abi çok güzel değişti. Harika şehirler oldu. Oğlum ruhu gitti. Karakteri gitti, kimliği gitti şehirlerin. Kayseri, Kayseri'm ben. Malatya, Malatya'm. He? Ama abi çok modern bina. Neye göre modern canım kardeşim? Nedir modern dediğin? He? Bloklar tık 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 tık, sefer tası gibi. Çok güzel bloklar. Çevre var mı? Estetik var mı? Ruh var mı? Karakter var mı? Bir kimlik var mı? Yok. Kayseri aynı Düsseldorf. E Almansın o zaman. Yani Düsseldorf gibiyse Düsseldorf'un kendi bir mimarisi, bir şeyi var. Tıpkı Münih gibi olduk abi. Londra'yı aratmıyor. Ben Londra istemiyorum ki. Ben kimliğimi, kültürümü yansıtan modern bina istiyorum. Sen sefertası gibi binaları diyecek. Abi çok bak görüyorsun. Ya bu Kürtler var ya böyle baktan evlerde yaşıyorlardı. Bak bunlara ne güzel ev yaptık.
500 metrekare, bak orada da anlatıyor Tayyip Erdoğan. Hep hayalde onlar var. İnşaatçılık var çünkü. İnşaattan başka akıllarına hiçbir şey gelmiyor. Bak güvenli bölge diyorsun. Hani orada terör var. Hop ki biz oraya diyor şimdi 500 metrekarelik diyor bahçeler içine diyor. Güzel diyor. Zemin artı bir bak. Nasıl biliyor? Ben bilmiyorum. Zemin artı birler yaparız diyor. Onların da diyor yaşam biçimine uygun. Öyle diyor çok güzel. Abi orası ayrı bir şehir oluyor o zaman. Yani o evler, güvenli bölgeye evler bu şekilde yapılacaksa, o ayrı bir şehir. Peki o insanların yaşayacakları, üretecekleri, çalışacakları yer var mı? Bilmiyorum. Ev yaparız, yaşarlar. Bütçede hedef tuttu diyor. Güzel, tutmuş. Demek ki şey. Şimdi bu arada ben sabahtan beri söylemediğim bir haber var. İngiltere'de muazzam bir olay var. Brexit dedikleri, yani Avrupa Birliği'nden çıkıyoruz diye halk oylamasına gittiler ya, cüzi bir farkla çıkalım geçmişti. Fakat İngiltere parlamentosu bunu reddetti. Zaten kamuoyunda da yaptıktan sonra bir nedamet duygusu oluştu. Yani pişman oldular. Allah kahretsin biz bunu nasıl yaptık diye. Şimdi bunu parlamento düzeltiyor. Fakat Theresa May, bizimkilerin de çok yakını biliyorsunuz. Amerika başkanı olduktan sonra ilk Theresa May'i Türkiye'ye göndermişti. Yani İngiliz başbakanları genellikle Amerika'nın şeyidir, sekreteri gibi çalışır. Onu bize göndermişti, bu Theresa May işte. Şimdi büyük ihtimalle güven oylamasına gidecek. Bu şartlar altında güven oyu da alamayabilir, alabilir, bilemem İngilizlerin. Beni karıştırmayın İngiliz siyasetine. Ama çok ciddi bir sorun şimdi. Bütün Avrupa'yı da sarsacak bu. Çünkü Avrupa Birliği'nden çıkıyorum deyip, halk oylamasını yapıp, Avrupa karıştı. Avrupa'da pek çok ülke, bundan ya bizde mi filan ve Türkiye'de bilin o dönemi hatırlayın. Ha ha işte Avrupa Birliği çöküyor ya. Gümbür dediler filan derken böyle bir şey oldu. Bakalım bizimkiler bu konuda ne yapacaklar çok merak ediyorum. Efendim Hürriyet. DAEŞ'tan atla kaçırdı. Oh, vay 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 çok önemli. Cennete gideceğim. Allah. Cennete gideceğim diye Hollanda'daki evini terk edip Suriye'ye DAEŞ'e katılan Melis Atıcı. Türk bu galiba ama Hollanda'da yaşıyor. Cehennemi yaşadı. Melis ölümü göze alıp tehlikeli bir yolculuğa çıkan babası Faruk Atıcı kurtardı. Efendim, Suriye'de 2 yılın ardından evine dönmek isteyen Melis, Türkiye'ye geçmeye çalışırken bebeğiyle, aha bir de bebeği var ha, Kürt grupların eline düştü. Bir kampa götürülen Melis için babası Faruk Atıcı devreye girdi. İnsan kaçakçılığıyla anlaştı ve geçen yaz yola çıktı. Türkiye'den Irak'a, oradan da Suriye'nin kuzeyine geçti ve kızıyla 5 aylık torununun tutulduğu kampa ulaştı. Faruk Atıcı uzun uğraşlardan sonra serbest kalmasını sağladığı kızı ve torununu da yanına alarak kaçakçıların eşliğinde at sırtında Suriye'den Kuzey Irak'a geçti. Ancak çile burada da bitmedi. Kaçak geldikleri gerekçesiyle tutuklanıp her türlü eziyetin yaşandığı cezaevine atıldılar. 2 ay süren kabus Hollanda'nın devreye girmesiyle son buldu. Şimdi aile Türk, Allah'tan Hollanda var ha. Şimdi tabii işin aslını bilemiyoruz. Ama benim anladığım, şu haberden anladığım, bu kız işte orada birine çarpılmış, kendisini de böyle işte İslam'a filan diyor bunlar. Gitmiş, çocuk da doğurmuş bir tane, IŞİD'çi olarak şey yapacak. Fakat sonra bakmış ki ulan kızına ya öyle değil. Tabii kurtulmak istiyor. İşte baba gitmiş, Kürt gruplar dediği, işte bu PYD filan herhalde. Burada da öyle bir şeylik var yani. DAEŞ'tan kaçtı ama Kürtler bu sefer aldı. Onlar da belli, bu tür ticareti yapıyorlar. Ver parasını al diyor. Tabii Irak'a geçince Irak da parasını istiyor. Ya bu bölge böyle bir bölge işte, boşuna bataklık demiyorlar. Ya burası İyi Ahlak Derneği'nin üyelerinin yaşadığı bir yer değil. Suriye'si, Irak'a bilmem nesi. Dünyada görebileceğiniz en şerefsiz insanlar da burada. DAEŞ dediğiniz, IŞİD dediğiniz burada zaten. Yetmiyor mu? Bütün numaraların çevrildiği, herkesin birbirine kazık attığı, kimsenin kimseye güvenmediği ve her şeyin din uğruna yapıldığı bir bölge burası. Ve Türkiye buraya çok teşne. Gireyim, ben gireyim, ben... Gir ulan hadi, girebiliyorsan gir. Aylardır kafamız kazan oldu artık. Giriyoruz, 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 giriyoruz. Gir. İşte bak... Alırlar böyle insan ticareti yaparlar. Sonunda Allah'tan bit kadar Hollanda var da devreye giriyor. Irak filan aa diyorlar Hollanda'da karıştıysak çekindik. Çünkü niye? Türkiye'yi takan yok. Türkiye'nin bir ciddiyeti yok. Ha Türkiye'nin o bölgede ağalar, şeyhler, şunlar, bunlar bir de tabii güçlü bir ordusu var.
Ara sıra bazılarına caydırıcı oluyor, o kadar. Ama bizi takan, bizi ciddiye alan, bize saygı duyan sıfır. Lan bunlar Cumhuriyet Türkiye'sine saygı duyuyordu bu ülkelerin hepsi. Şimdi enseye tokat, o kadar. Oturacaksın daha, daha Saddam'ın karşısında neydi? Esad. Esad, oho hoş geldiniz efendim, sizi şöyle alalım diyecek. Sonra diyecek ki, bir cumaya gidelim diyecekler Emevi Camisi'ne. Daha o günlerde gelecek. Güvenli bölgeyi biz oluştu. Aa bak çok gururlandım şimdi. Güvenli bölgeyi biz oluşturduk. Fırçayı yedik ama biz kuruyoruz. Hiç merak etme, ben kuruyorum. Peki o bölgede Kürtlere bir şey yapacak mısın? Hayır Kürtler değil PKK. Peki yapacak mısın? Şimdi ben çok merak ediyorum. Bugün bunun söylenmesi lazım. Mesela o Dışişleri Bakanı şu kadar leşin üstünden yürüyeceğiz demesi lazım. Değil mi? Ya da yürümesi lazım. Hadi canım, hadi canım. Yürü, yürü. Hadi, hadi. Brexit, Mexit oldu diyor. Ha çok güzel, espri güzel. Lan akıllı adamlar var ha buralarda. Espri, aferin. Bunlar gezici olmasın. Espri yapmış çünkü Hürriyet'te. Bu gezici bir çocuktur mutlaka. Hürriyet'te yani normal değil bu. Brexit, Mexit oldu. Bir espri. Bu gezici ruhunda olan bir şey yani. Onlar yapabilir espriyi. Öbür takım yapamaz ki. Aa çok güzel. Ya Latif Demirci gene olağanüstü ya. Beyaz Saray'da Amerikan bayrağını asmış. Bu tarafa Twitter bayrağını asmış. Buraya da McDonald's bayrağını asmış. Size anlattım ya hani misafirler hep size hamburger diye. Bir de Twitter. Şu gördüğünüz işte 2 gün önce attığı tweet'i bulmak için ne kadar geri gittim. Adama babam yazıyor atıyor, yazıyor. Onların, Amerikanları ilgilendiren de çok tweet'i var. Biz hiç ilgilenmiyoruz. Kocunan varsa gocuk giysin diyor. Şey bu. Devlet Bahçeli bu tarafını çıkarmışlar. Efendim gökyüzünde serseri mayınlar diyor. Dronelar dünyada havacılık sektörü için tam bir kabusa dönüştü. Bu dronları bizim damat bey yapmıyor mu? Londra'da dronlar yüzünden yüzlerce uçak seferi iptal edildi. On binlerce yolcu perişan oldu. 30 milyonluk dolarlık zarar oluştu. Türkiye'de 25 binden fazla kayıtlı drone var. Ama kayıtsızlar serseri mayın gibi nerede ne zaman ortaya çıkar bilinmez. Dronları vurun. Kulüp kasaları neden boşaldı? Efendim Türkiye'deki kulüplerin borç batağına girme nedeni giderlerin gelirlerine... Aa, büyük tespit bu. Bak, neden borç batağında biliyor musunuz? Giderler gelirlerden fazla. Böyle bir tespit. Bravo. Peki hangi giderler? Tabii ki futbolculara ödenen bonservis bedelleri ve ücretler. Giderlerin %70-80'i futbolculara ödenen transfer ve maaş. Zaten bir kulübün başka ne masrafı olacak kardeşim? Eşofman, kramponlu ayakkabı, şort, atlet, işte birer takım daha, birer takım daha. Bir de işte bir kere yapılan spor tesisi neyse o. Orada kamp yerinde yataklar, işte masraf bu. Bütün bunları topluyorsun, topluyorsun, topluyorsun. Sene sonunda 100 bin dolar. Arkadaşı Arjantin'den getiriyorlar 12 milyon dolar. Bak bizim aklımıza bu gelmemişti ya. Eğer futbol takımları giderleri gelirlerinden daha fazla olduğu için borç batağına batıyor. Türkiye'de öyle be kardeşim. Lan her yerde böyle be. Evde de böyle değil mi yani? 10 bin lira para kazanıyorsun, 11 bin lira harcamaya kalkarsan olmaz. Bak 10 bin, 12 bin, 15 bin demiyorum. 10 bin kazanıyorsun, 11 bin harcarsan 9 ay sonra batıyorsun. Çünkü 1000 lira, 1000 lira, 1000 lira, 1000 lira kalıyor sana. En son 1000 lira, o 1000 lira da hiçbir işe yaramıyor. Teslim diyorsun. Kime teslim? Yaradan'a. Soğana sıfır gümrük. Bu ne ya? Geçen yıl %184 ile en çok zam gören tarım ürünü olan kuru soğana ithalat yolu. Hah, bir AKP'li soğan getirecek. Tamam, anlaşıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi Şubat ayına kadar sıfır. Şimdi mesela bu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde böyle haklar var. Şimdi arkadaş, gümrük vergisi niye alınır? Birkaç nedenle alınıyor. Bir, iç rekabeti sağlamak için yani. Dışarıdan ucuz gelmesin. Bir kere bunu kırıyorsun. Sıfır alarak içerideki adamın ürününü yok ediyorsun. Bu bir. İki, devletin kasasına gelir. Ve bir kişinin, bak bir kişinin imzasıyla devlet diyelim ki 3 milyon dolarlık alacağından
vazgeçiyor. Niye? Var mı böyle bir hakkımız? Bakın, bu işler parlamentolar işte bunun için var. Pek çok insan bir araya gelsin, konuşsun, öyle bir kişi, almıyorum lan ben bu vergileri, ya da koyun bu vergileri, böyle bir hakkı yok kimsenin. Şimdi bugün bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle soğandaki gümrük vergisi kalkıyor. E şimdi o zaman bakın bu mantıkla ne olur biliyor musunuz? Yarın sizin bir ihtiyacınız varsa ve gümrük nedeniyle alamıyorsunuz. Bir geceliğine gümrük vergisini sıfırlayıverirsiniz. Efendim çok lüks 15 tane araba alacağım. Fakat gümrük vergisiyle beraber oldu mu araba maliyeti 3 milyon. Halbuki ben bunu 1,5 milyona alacağım normal bir. Tak bir kararname yazarsın. A sınıfı üstü lüks araçlarda gümrük vergisi sıfırlanmıştır dersin. Dediğinden 6 saat içinde 1000 tane arabayı ithal edersin, kararnameyi iptal edersin. Olur mu? Yani oluyor mu bu? Çünkü bu da öyle olacak. Kırmızı soğan da aynı. Yani bu ila nihaye değil. Bu belli ki 2 ay sonra kararnameyi iptal edecek, tekrar gümrük vergisine tabi olacak. O zaman işte tek adam, tek adam derken bunu kastediyorum. Şu anda Türkiye'de soğan mı yetişmiyor? Soğanı saklayıp stoklayamazsın kardeşim. Depolarda duruyor zaten. Piyasaya soğan vermiyorlar. E o zaman onun canını oku. Yapmadınız mı? Soğan dükkanları neydi depolarını basıp da zaten oraya konmak durumunda olan soğanı vay işte depolamışlar. E ver piyasaya. Bir liradan sat çürüt. Mesela. Şimdi bu niye çıkıyor kardeşim? O zaman benim lafım haklı. Bir AKP'liye sen bir soğan getir bakalım, şunları bir satarsın. Ya nasıl satılacak? Yemek yiyoruz kardeşim, soğansız yemek mi var? Çok üzülüyorum, çok. Hakikaten üzülüyorum ya. Yani bu ülkeye bunu yapmayın Allah aşkına ya. Burada yazar çizerlerde var mı bir şey? Disipline devam diyor, çok güzelmiş. Bütçemiz harika gitmiş. Tarihi hezimet, tamam doğrudur. Burada başka. Bakayım bu. Ertuğrul Şehisi neler yapmış? En başarılı büyükelçiler dışarıdan. Ulan dışarıdan atanan kim var? Neyse. Siyah harflerle yazılmış cümleyi yüksek sesle okuyun diyor. Hayvan ya bu Ertuğrul da çıkıyor artık. Erdoğan ile Trump telefonu nasıl kapattılar? Dur bakalım. Ha şimdi bu içeriden yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu şey Selvi. Abdülkadir Selvi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor. Erdoğan, güvenli bölge önerinizi olumlu karşıladım. Güvenli bölge benim de önerimde. Ben söylemiştim. Bilinç. Trump, olumlu karşılamanızdan dolayı memnun oldum. Bak. Erdoğan-Trump görüşmesine yer alan yetkililerden öğrendiğime göre iki lider güvenli bölgeyle ilgili detaylara girmiyorlar. Genelkurmay Başkanlığı'nın detayları ele alması konusunda mutabık kalınıyor. Tamam. NATO toplantısı nedir? Brüksel'de olan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile işte o filan güvenli bölgenin detaylarını biliyor mu? ABD ile müzakerelerde yer alan yetkiliye ABD'nin istediği güvenli bölge ile bizim savunduğumuz güvenli bölge aynı mı diye sordum. ABD'nin istediği güvenli bölgenin PKK-YPG'yi korumaya dönük olacağı yönündeki kaygılar olduğunu aktardım. Yetkili, henüz önerdikleri güvenli bölgenin detaylarını bilmiyoruz. Bak ne bir adam sana bir şey öneriyor. Sen diyorsun ki ben yapacağım. Onun daha ne olduğunu bile bilmiyoruz ha. Ben yapacağım dediğimiz şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu Danforth'la Güler arasındaki görüşmeden sonra olacak. Peki bizim istediğimiz güvenli bölge ne diye sormuş. ABD ile bu konunun müzakere edileceğini, bak daha müzakere ediliyor ama biz girdik bile. Tamam orasını biz kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı ifade ettiği gibi Türkiye 2014'ten bu yana güvenli bölgeler oluşturarak Suriyelileri kendi topraklarında tutmayı amaçlamıştı. Ya bak şimdi buradan destan çıkarıyoruz. Ya zaten Tayyip Erdoğan işte nihayet 5 yıl sonra geldiler kardeşim. Ya bu kadar aptal muamelesi yapılıyor. Hülocular verin lan oyunuzu. Allah size bir tane bile yetmez, iki tane versinler. Sınırımızdan içeriye 35 kilometre derinlikte hat şeklinde demografik yapıyor falan filan. Ha cepler, bak bu cepler çok önemli. İşte o cepler kimseye zarar vermeyeceğiniz ama benim bu en alttaki ama oy sayısı çok olan kitleye gördünüz mü lan nasıl girdim Irak'a, Suriye'ye diyeceği cepler. Yani Amerika diyecek ki buradan buraya, buna dokunma, buna dokunma, şu aradan gir, dur orada.
Sonra git halkına istediğin gibi anlat. Lan destan yaz. Lan bu millet Afrin destanı diyor be. Zeytin Dalı operasyonunu yaptık. Ey be. 72 şehit verdin ya. Unuttuk gittik kardeşim. O ölen çocukların anaları babaları varsa sevgilileri, nişanlıları, eşleri, çocukları perişan. Ama destan yazdık Zeytin Dalı. Bir tane komutan gidemiyor korkudan oraya. Ne destanı be? Ne destanı? Kandırmayın artık bizi. Efendim Bolton Ankara Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kendisine kırmızı renkli, kırmızı renkli bak bu çok önemli. Kırmızı renkli lan bu çok önemli. Kırmızı renkli iki dosya vermiş. Onlardan biri Kürt dosyasıydı. Trump'ın tüylerimizi diken diken eden tweetinde Kürtlere saldırırsa diye başlayan bir cümle vardı ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde bu konuda gündeme geliyor. Erdoğan, Saddam döneminde Irak'tan kaçan Keldanilere, Ezidilere, Kürtlere, Araplara, Suriye'de Kobani'den kaçan Kürtlere, Araplara kapımızı açtığımızı, onları katliamdan kurtardığımızı ve bunların halen ülkemizde kalmaya devam ettiğini anlatıyor. Abi ne dil dökmüş garibim, ne dil dökmüş ya. Ya sen biliyor musun Sayın Trump, dostum Trump, Donald'cığım bak Ezidiler kaçta aldık, onlar kaçta aldık yani anla filan demiş. Trump bunlardan haberim yok demiş. Bunun üzerine Erdoğan bu bilgilerin yer aldığı Kürt dosyasının Bolton'a verdi. Al kardeşim gör bak işte. Ekonomi konuşuldu. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Ne demek lan bu? İki liderin görüşmesinde Trump'ın tweetindeki Türkiye ekonomik yönden mahvederiz ifadesi gündeme gelmiş. Sordum ama netleştiremedim. Lan soramadı demiyorsun da netleştiremedim. Ekonomik ilişkilerin geliştirmesi kararının bu ifade üzerine alındığı kaydedildi. Trump telefonu kapatırken diyalog halinde olalım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşelim. Görüşürüz. Görüyorsunuz değil mi? Bize reva görülen muameleye bak ya. Konuşuldu mu diyor. Netleştirememiş. Yani o konuşulmadı demek. Çünkü demek ki çekindi. Ya arkadaş sen benim ekonomime neden? Belli. Bakın bu seferki çok sert. Belli. Ve bana göre tweetten sonra Amerika'daki bazı yetkililer hemen buraya uyarıyorlar. Aman diyorlar. Aman. Adam deli. Bu sefer öyle tehdit mehdit değil. Çok sıkıntıya girersiniz. Onun için zaten. Yoksa böyle bir tavır Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar hiç vermemiş. Bu kadar alttan alan, yelkenleri indirmiş, susmuş, tam tercih. Ben yaparım, ben yaparım. Hiç merak etme. Suriye'de seninle beraberiz arkadaş. Yok böyle bir şey ya. Aferin bakalım aydınlık bugün AKP için ne yapmış. Erdoğan Suriye'deki kırmızı çizgimizi net koydu. Vay 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 net koydu be. Güvenli bölgede PKK-PYD olmaz. Lan hala bunlar da o 98 bin kişiyi kandıracağız diye çırpınıyorlar be kardeşim ya. Washington-Ankara hattında güvenli bölge tartışmalarında henüz resmi teklif sunulmadı. Tartışma falan yok be. Böyle olacak dedi adam işte. Sen de atladın. Ben yaparım abi. Erdoğan PKK'nın bu bölgede yer almasının söz konusu olmadığını açıkladı. E olmayacak zaten. Trump'ın 32 kilometre güvenlik önerisi ile Ankara'nın önerisi arasında farklar bulunuyor. Ay daralıyorum, vallahi daralıyorum ya. Yemin ediyorum daralıyorum ya. Ya bu ne bu ya? Erdoğan Suriye'deki kırmızı çizgimizi net koydu. Kardeşim aylardır bunu diliyoruz biz. Kırmızı çizgiler, mavi çizgiler, mor arıyor, mor. Senin kırmızı çizgi dediğin bugün mosmor oldu, mosmor. Haberin var mı? ABD'ye cevabı Şam'da elçilik. İşte burada. Yani zannediyorum Tayyip Erdoğan bu aydınlığı aldığında işte diyecek. Ya işte bak hiçbir baskı yapmadan bize böyle yürekten destek veren bir gazete diyecek. Ha, buraya geliyor ya işte, su kattınız be diyor, su kattınız diyor. Çünkü hala bu diyor ki Şam'da elçilik aç. Esad'la görüş. Buna tahmin edeyim. Ama olacak. Bakın başka çare yok. Şimdi bakın bir Rusya seyahati var. Esas o şenlik. Çünkü biz şu anda tamamen Amerika'ya yattık. NATO'dan bak. Çünkü bak o aşağılık tweet'e karşı NATO'dan bahsediyorsan ben buradayım. S-400'ler ben seni dedim almayacağız. Alamayız. Şimdi oradan Rusya'nın umurunda olmaz.
Kaporanın üzerine otur. Al, sen al, alma, sen alma. Yani hani Rusya böyle S-400'ü satayım. Ay elimizde kaldı mallar. Öyle bir derdi yok. Satsaydı iyi olacaktı. Türkiye ile NATO'nun arasını açacaktı. Ama şu anda biz NATO'ya tam bağlılık bildirdik. Şimdi bu İngiltere şeyinden sonra Avrupa Birliği de göreceksiniz kıymetli olacak. Türkiye'ye karşı 7 ülke birleşti. Vay! İsrail, Yunanistan, GKR'ye, ne o? Ha, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ha, biz devlet diye kabul etmiyoruz ya. İtalya, Ürdün, Filistin ve Mısır gaz forumu oluşturma kararı aldı. Kahire'de toplanan ülkeler Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kendi çıkarlarına uygun şekilde işletme konusunda anlaş. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. 7 ülke anlaşmış kendi çıkarlarına göre diyor. Türkiye 8. ülke olabilir. Çünkü 7 ülke paylaşıyorsa 8 ülke de paylaşır. Şimdi bu haberi yapanlar da, Türkiye'yi yönetenler de oturup şunu düşünmeli. Arkadaş niye 7 ülke benim aleyhime? Yani mesela bu arada da benim lehime bir oluşum yapabiliyor muyuz aynı yerde? O halde herkesin oturup şunu düşünmesi lazım. Arkadaş, bende de bir suç var mı? Bakın ben en çok onu şey yaparım. Hani bu sosyal medya falan diyor ya, mesela geliyor bana abuk sabuk mesajlar. Hiç ciddiye bile almam, bir tane geliyor. Çünkü neden? 960 bin takipçi var. Arada abuk sabuk yazıyor. Ama eğer bir konuda çok sayıda geliyorsa ve bunun planlı olmadığını anlıyorsam, ama çünkü belli oluyor. Yani bir toplu hareketler var, onu cemaatçılar falan çok iyi becerir. Onu anlıyorsunuz zaten, o organize. Çünkü hepsi bilmeden aynı lafı. Ama bir de gayet samimi bir şekilde bir konuda çok eleştiri geliyorsa, o zaman hemen durun, bir dakika arkadaş, hata bende. Bende olabilir mi ya da belki, muhtemelen bende. Yanlış yapmışım. Beni takip edenler bilir, arkasından düzeltmişimdir. Özür dilemişimdir, teşekkür etmişimdir beni bu konuda uyardınız. Şimdi Türkiye'nin de, devletin de böyle bakması gerekiyor. Arkadaş, sıfır sorundan, herkesle sorun, safi soruna gittik. Sıfır sorun, safi sorun haline geldik. Peki, hepsinde biz haklıyız ve bütün dünya haksız. Şimdi böyle bir şey olmaz. Ha, öyle olduğumuz durumlar olabilir mi? Olabilir. Ama her konuda olmaz. Abi sen her konuda dünya sana karşı ve sen tek başına haklıyım. Niye? O altta bir kesim var ya hülo diye bağıran, sayıları fazla. Onların oylarıyla da iktidarda kaldığın sürece bütün bu saçmalıklara müsamaha gösteriyorsun. Bu kadar basit. Efendim, ne kadar kaldı arkadaşlar ya? Ne kadar? Ana bir dakika kalmış, dur o zaman. Bir dakika kaldıysa... Oo, bayağı da gazete var. Ama bir şey de kalmış. Hepsi yandaş be. Öyle aman aman evrensele bakacağım. Bir satışlar düşüyor, işsizlik artıyor diyor. Bir günde milyonların işi yok ama müteahhitlerin 100 milyonları var. Bak güzel laf ya. Bu bir güne ben bayılıyorum böyle. Çok esprili, enteresan başlıklar atıyorlar. İşte bak, gezi zekası burada var. Daha çok satması lazım mesela bu gazetenin. Ama yani işte... Ya bakın bir şey söyleyeceğim. Bir, hani hep böyle eleştiriyoruz bilmem ama bir de bir sahip çıkma diye bir şey vardır ya. Ya arkadaş sahip çıkma şuradan Twitter atmak değil. Çok beğeniyoruz seni Can Bey, bayılıyoruz sana. Tamam bana, bana bu moral veriyor ama bazı anlarda destek istiyor insan. Ha nedir bu destek? İşte bana tamam öyle moral ama mesela bir gün Cumhuriyet, işte evrensel, korkusuz, sözcüğü demiyorum. Sözcüğü zaten herkes alıyor ama... Ya bu gazete 20 bin satmamalı kardeşim. 200 bin satmalı bu da. Çünkü nitelikli. Burada çurçur haber yok. Çurçur yazılar yok. Oturuluyor, düşünülüyor. Ciddi bir şey yapılıyor burada. Milyonların işi yok ama müteahhitlerin 100 milyonları var. Ya ne kadar güzel bir başlık ya. Milyonlarca insan bak kuyruktalar. Asgari ücretle ve geçici olacak bir iş için herkes kuyrukta. Bu -1, -3, -5'lerde donarak bekliyorlar. Bakmayın. Onların ayakkabıları falan yok böyle içi müflonlu böyle kalın. Normal ayakkabılarla orada 2 saat, 3 saat bekliyorlar. Buz kesiyorlar. Milyonlarca insan. Adamların da milyonları var. Güzel. Maliye verilerine göre yap işlet devlet modeliyle müteahhitlere bir yılda 15 milyar TL ödendi. Ha bir şey yaptılar da tabii Avanta'dan ödenmedi. Bir şey yaptılar ama müteahhitlere para yağdıran Türkiye'nin işsiz sayısı ise 6.3 milyon. Tabii o yapılan dediğimizde de çok hile orada var. Sorun orada.
3 liraya yapılacak işi 5 liraya yaptırıyoruz. Yapıyor mu? Yapıyor, tamam. Yapılana zaten bir şey demiyorum. Ama çirkinleştiriyorlar. Kötüleştiriyorlar. Tehdidin ardından anlaşmaya varıldı. Bak net başlık. Tehdidin ardından anlaşma. Mahvederim dedi. Tamam abi. Özeti bu kardeşim. Tehdidin ardından şey. Hadi reklama gidelim. Devam edeceğiz son bölümde. Evet, devam edelim. Şimdi bir internetlerde ne var? Hani internet haberlerinde bir ABC'ye bakmak istiyorum. Evet, ABC'de üniversitede sevgililer günü yasaklandı. Aa, çok güzel haber. Tabii kardeşim, üniversitede sevgili mevgili ne işiniz var? Derslerinize çalışın. Hadi bakayım. Neresiymiş abi? İslami çözüm üreten Pakistan Tarım Üniversitesi. Sevgililer gününe bacılar günü. Lan bacılar günü olur mu? Sevgililer günü o be. Bacılar... 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü'nü İslami bir gelenek olarak Bacılar Günü kutlanmış. Teşvik edilecek. Ayrıca kadınlara başörtüsü veya baştan ayağa bütün vücudu kaplayan çarşaf hediye edilebilecek falan filan. Allah ya, akla ziyan haberler bunlar ya. Vallahi koymamak bile lazım. Böyle bir matrak haber olur mu ya? Bacılar Günü. Eyvah, yandık şimdi, gitti. Bu şeyi bir daha yapacağız. ABC. Evet. Şimdi bu internetlerde bazı sayfaları mesela açıyorsun, kapatıyorsun, ana sayfaya giriyor. Bazı haberlerde ise geri dönüş yapman lazım. Bastın mı siteyi de kapatıyorsun. Böyle oldu yani. Efendim Adalet Gül'de, ay bu Palo ailesi ne olduğunu da anlamış değilim. Aile içi bir şeyler var, sıkıldım ondan. Ah, İDO ve BUDO seferleri iptal etti. Neden? Bakalım. Herhalde fırtına, değil mi? İDO, Bursa Bandırma'ya yapılan bazı seferlerini iptal etti. Bazı. Niye bazı? İstanbul Deniz Otobüsleri veya Bandırma'ya bazı seferlerin. Resmi internet sitesinde yapılan açıklamada 16 Ocak'ta Kadıköy Yeni Kapı Bursa 7.50 seferiyle 7.45 seferleri iptal. Onları geçtik zaten. Ayrıca 9.30 Bursa Mudanya efendim 10 Armutlu İstanbul 11.30 İstanbul yine Armutlu, 12, onlar da yapılmayacak. Yani bugün yok. Sebep, olumsuz hava koşulları diyor. Peki, yapılmıyor, geçelim. Yani bilgi verdik burada. Kamu şeyi. Efendim, Suriye doğumlu seçmen sayısı 58 bini geçti. Yani hani Suriyeliler oy kullanıyor falan ya, resmi olarak oy kullanacakların sayısı 58 bin. Suriye'den tampon bölge açıklaması. Türkiye'nin saldırganlarına karşı biz de önlem alacağız diyor. Yani şimdi mesela biz böyle burada sanki kendi babamızın malı gibi Suriye konuşuyor. Efendim gireriz. Tampon bölge. Tat, zut, da. Oğlum orada bir devlet var ayrı. Şu anda belki oralara gelemiyor. Gücü falan yok ama sonuçta Suriye'de bir devlet var ve o topraklar onun toprağı. Şimdi biz bunu yarın göreceksiniz. Suriye'den küstah açıklama. Niye? Adam toprağına demiş ki Türkler girmek istiyor. Vay küstah vay. Haddini bil filan. Geç. Başka. İflas eden şirket sayısı 2019'da 16.200'e yükselecek. Bilemiyorum. Cemil Kılıç neden görevden alındığını açıkladı, onu biliyoruz. CHP'li Bülent Kuşoğlu, sıfır vergi iktidara yakın birilerini zengin etmek için yapılmıştır. Bu bir dakika, soğan mı bu? Ben söyledim bunu işte. Bakıyorum, evet. Evet, işte bak, CHP'li Kuşoğlu da söylemiş. Kuru soğanda İtalya'da 49,5 olan gümrük vergisi Şubat sonuna kadar sıfırlandı. O da diyor ki herhalde bir AKP'liyi zengin edecekler diyor. Aklın yolu bir. Başka türlü niye olsun ki zaten? Yani niye sıfır vergi? Bir AKP'li getirecek işte belli. Efendim, Suriye'de dün bir gizli Suriye oturumu, pardon mecliste dün bir Suriye oturumu yapılmış ama bir şey yok. Efendim, EYT'lilerin yani emeklilikte yaşa takılanların kanun teklifi gene AKP oylarıyla reddedilmiş. Aslında bu yanlış kullanıyorlar. Artık emeklilikte yaşa takılanlar yok. Emeklilikte AKP'ye takılanlar var. Bir türlü geçmiyor kanun. Olmaz diyorlar, olmaz, yapamayız. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan dedi ki, ya kardeşim sen bunun maliyetini biliyor musun? Biz dedi ne para veriyoruz? Yok öyle dedi, gideceksin ikinci iş, üçüncü iş falan. Tabii AKP'de bir tane şey adam olmadığı için emeğiyle falan çalışıyor. Hepsinin tuzu kuru. Maşallah cukka böyle dolu. Abi bu emekliler de çok para istiyorlar ya. Böyle şey olur mu ya? Memleketin ekonomisini batıracaklar. Yani. Aksini söylesenize. Şeker pirincin sahibi ve oğlu tutuklandı FETÖ'cülükten bunlar. Şeker pirinç. Evet çok bilinen bir pirinç. Şey yani tavuk şirketi.
Brexit oylaması burada da var. Bunlar daha şeyden. Şimdi bakalım acaba bizim şeyde ne var? Tele1'de. Efendim Tele1'de birinci haber. AKP'den istifa eden 250 kişi CHP'ye katıldı. Nerede? Bakalım. Efendim İzmir Karşıyaka'da. Lan İzmir zaten kolay yer. İzmir Karşıyaka'da 250 AKP üyesi istifa dilekçelerine verip Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. Evet, fotoğrafta çocuklar var. Çok enteresan. Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka'da oy oranının en düşük olduğu yer olan Örnekköy Mahallesi'nde yaklaşık 250 AKP üyesi Roman vatandaş. AKP'den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Hadi bakalım. Aman abi bunları da kaçırmayın elinizden. İlk türbanlı belediye başkanıydı. AKP'nin listeye koymadığı belediye başkanı bağımsızlığı oldu ama şeyi çok enteresan bu kadının. Ya ben reisime bağlıyım diyor. AKP koymamış. Yani of ya. Emeklilikte yine AKP'ye takıldı. Evet, emeklilikte AKP'ye takılanlar artık yaşa değil. Türkiye'nin her yerinden hayali seçmen fışkırıyor. Evet, tamam. Gaziantep'te bir havaalanı aracında yer olmayınca polisi kaldıran müdürü, emniyet müdürü gözaltına aldırmış. Demiş ki polislerin gururunu kırdın. Halbuki olay şu, havalimanının servisi, kendi servisi. Fakat başkalarını da alıyorlar zaman zaman. Ama diyorlar ki yani bu bizim servis. Dolu olursa siz ayakta gidersiniz. Polisler de kullanıyormuş. Havaalanı personeli demiş ki arkadaş yani biz oturacağız. Siz ister gelmeyin, ister ayakta gidin. Vay sen benim onurumu kırdın diye atmışlar adamı. Neyse. Bunlar da yeni bunlar. IŞİD Konya emiri, emekli özel harekat polisi çıktı. Vay be. Konya emiri. Bunların da emirleri var demek ki IŞİD'çilerin. Efendim kabadayı gibi tehdit edemezsin diyor Kılıçdaroğlu. Türkiye haddini bildirir. Şimdi bunlar çok güzel. Ben bu muhalefete bayılıyorum. Şimdi popülistlik yapacağım diyorlar ya böyle. Hani biz de yaparız abi. Biz de beceririz. Biz de beceririz. İkisi birden. Amerika haddini bildirir. Demir. Hadi bildir lan haddini. Hadi. İyi Parti'ymiş. Haddini bildirir o zaman. Türkiye haddini bildirir. Nasıl bildirir onu da anlat. Bak bu palavraları artık yapma. Bu hoşumuza gidebilir. Doğru. Lan Amerika sen kimsin lan demek hoş. Bak benim de yüreğimi kabartıyor. Ama ne olacağını da söyleyeceksin. Ablacığım. Meral ablacığım. Yani Türkiye haddini bildirir. Kim bildirecek haddini? Tayyip Erdoğan. Niye bu kadar destekliyorsunuz? Bak Tayyip Erdoğan haddini bildirmek değil, indi. Onu söylesene. Ama maalesef Meral Akşener konuştuğunda henüz Tayyip Erdoğan'ın bu kadar alttan aldığını bilmiyorduk. Orada biraz haklı olabilir. Ama yani bu Türkiye haddini bildirir. Bildir o zaman be. O bu kaba milliyetçiliği ne olur yapmayın artık. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın ya. Kabadayı gibi tehdit edemez. Ne yapacaksın Kemal Bey? Etti. He. Çek Amerika'daki bütün arkadaşlarını o zaman. Almayın Amerikan mallarını. Desene incirliği kapatalım de. Bir öneri getir. Küreciyi kapatalım de. Sınırı kapatalım de. Bir şey de. Türkiye haddini bildirir. Peki bildir hadi bakalım. Hadi bildir. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Burada da var. Gümrük vergisi indirilmiş. Çok güzel abi. Gümrük vergisi yok. Star gazetesi. Suriye'de YPG istemiyoruz. Kürt aşiretlerinin çağrısı. Ay buna da böyle bayılırım biliyor musun? Kürt aşiret. Bak kardeşim. Bu senin görevin değil. Yani şu anlamda değil. Habercilik olarak tamam görevin de. Suriye'deki aşiretler PYD'yi istemiyorsa iti verir. Çünkü PYD sonuçta bir terör örgütü değil mi? İstemiyorsan bana niye söylüyorsun ya? Çık lan buradan dışarıda. O kadar. Git Amerikalı'ya. De ki arkadaş ben varım. Bu PYD'yi falan at buradan. Değil mi? Sen ver askeri. Şimdi bu bizim bu aptallara haber biliyor musunuz? Geri zekalılara haber. Yani efendim PYD'yi Kürtler de sevmiyor. Sevmiyorlarsa gereğini yaparlar. Sana ne? Anlıyor musun? Bana aptalsın diyor geri zekalı. Farkında değil ama geri zekalı olduğunu. Aşiretler de istemiyorlar. İstemiyorlarsa biter. Terör örgütü küçücük. Gidersin Amerika'ya. Arkadaş ben varım ya bunlara. Ne bunlar? Çapulcu dersin. Terörist bunlar. İşte hep ama diyorum ya Türk halkına göbeğini kaşıyan adam muamelesi yapıyor. Yani sen şimdi Bekir Coşkun'a, Yılmaz Özdil'e kızıyorsun. Adamlar halka öyle demediler. Sen öyle davranıyorsun çünkü. Çünkü senin o en alttaki hülo takımına bakıyorsun. Diyorsun ben ay bunlar hiçbir şey bilmiyor ama onlar sayesinde seçim kazanıyoruz. İşte onlara bu haberler. Ya o kadar da bir şey diyeceğim bu zaten PYD Kürtler de sevmiyor. Niye ayaktalar peki? He? Amerikalılarla anlaşırlar. Hani silah diyeceksin. PYD'de silah var. Ya sen de silahlısın. Bir.
İki, Amerika ile sen anla, silahlar sana gelsin. Onun için aklımızla falan oynamayın. Brexit İngiltere'yi kaosa sürükledi. Yani tarihi bir anlayış birliğine vardık. Eyt be! Onu biliyorsunuz değil mi? Adam girmiş şeye, kahveye. Beyt ulan var mı bana yan bakan demiş. Kahvede ses yok. Çünkü herkes şaşırmış, kafalar kalkmış. Bir daha bağırmış. Beyt ulan bana yan bakan var mı? Arkadan bir tane herif kalkmış böyle. Bir kalkmış dağ gibi be. Var demiş. Ne olacak? Hemen koşmuş yanına. Ulan abimle ikimize banyan bakan var mı? Durum aynen budur şimdi. Tarihi bir anlayış birliğine var. Niye abi? Ben Amerika'yla yeni işbirliğinde değilim ki. Çok uzun yıllardan beri Amerika, işte NATO, şu, bu. Efendim beğenmedik, kızdık, Amerika dedik, şu dedik, bu dedik ama yani sonuçta hani birden tarihi bir şey. Ha o işte var mı lan ikimize yan bakan? Geç kardeşim. Yeni Şafak. Güvenli bölgeyi biz kurarız. Bak hiçbirinde yok. Böyle birdenbire Amerika bir güvenli bölge. Bir dakika arkadaş sen karışamam ben yaparım. Hadi ya. Ya komik bir ülke olduk ya. Yapmayın. Vaudeville ülkesi. Şipşak casusluk. Bu neymiş? Efendim FETÖ'cü terörist İzmit Körfezi'nin test ölçümleri yapan TCG Turgut Reis Fırkateyni'nin videosunu çekerek yurt dışına gönderdi. Romanya'ya firar eden eski albay Hüseyin Demirtaş kaydı Twitter hesabından Turgut Reis karaya oturdu iftirasıyla paylaştı. FETÖ'nün ihaneti Ocak başında gerçekleşti. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın henüz haberi yokken Yunan haber sitelerinde konu son olay için soruşturma başlatıldı. Konu olan olay için. Bölgedeki kameralar analiz edilince videoyu itirafçı olduktan sonra serbest kalan FETÖ'cü askerlerin çektiği tespit edildi. Helal olsun ha, gemi karaya oturmuş. Onun şeyini yapamıyor da kimin çektiğini hemen öğrenmişler. Bravo. Akdeniz'de yeni korsanlık. Mısır'da iki günlük toplantı sonunda ABD destekli Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu ilan. Ha buna korsanlık diyor. Niye Türkiye yok işin içinde? Peki Türkiye'yi alsalardı korsanlık olmuyor muydu? Hayır, o zaman olmuyor. Hareket aklımızı bak bu çok güzel. Harekat hakkımızı sakla tutuyoruz. Hani iki ayda yakındır böyle giriyoruz ha, geliyoruz ha, bir gece ansızın. O hakkı mahfuz, bizde mahfuz. Şimdilik yapmıyoruz. Ya ayıp ya, ayıp ya. Bu halka bu kadar yapmayın bunu ya. Aman be. Trump'ta travmatik bozukluk var. Bu da bunu almış. Bu Bahçeli her gün bir şey söylüyor. Yani dün bir sürü laf. İşte bu da buradan buna. Yani ne diyor? Gocunan varsa gocuk giz. Ya nereden aklına geliyor ya? Ha, espri değil çünkü. Gocunanlar gocuk giysin. Abi gocunmak başka, gocuk başka. Kelime esprisi yaptık diyor. 9 futbol sahası kadar. Neymiş bu? İstanbul'da Dutufiri alanının 9 futbol sahası büyüklüğünde ikinci faza açıldı. İşletmeyi 25 yılını alan Unifree, Dutufiri binden fazla yerli ve yabancı markayı tek çatı altında toplayıp İstanbul'u mağazacılığın da merkezi yapacak. Lan bu havaalanı be. 1.2 milyar yatırımla hayata geçen 53 bin metrekarelik free shoplar 3 bin kişiye ihtiyaç. Güzel, aferin, bravo. 9 futbol sahası büyüklüğünde mağazalar açtık. Helal. Ya yok be, dünyada bizden başkası yok be. Mağazalar açı abi, abi 9 futbol mağazası. 9 futbol sahası büyüklüğünde mağazalarımız var bizim. Ya ne ya bu Türkler çıldırmış olmalı. Ya siz Türkler yani bizi mahvediyorsunuz diyor. Ne? 9 futbol sahası büyüklüğünde mağazalar mı açıyorsunuz? Vay vay vay. Top oynayacak mıyız peki orada? Ha? Efendim Korkus gazetesi benim şey. Türkiye muhtaç olmuş kuru soğana. Kuru soğan 7 liraya çıkınca iktidar ithal etme kararı aldı. Gümrük vergisi sıfırlandı. Burada kocaman haber. 500 bin emeklinin maaşı kesilmekten kurtarılmış. Güzel ya. O hep her gün bir tane emek. Ben o işi anlamıyorum. Bu emekli haberlerini hiç anlamıyorum. Lüks sitede sırıyorum. Adana'da yaşayan 45 yaşındaki Perihan Büyükbayram, Sarıçam'daki lüks bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. Aa. Olay yerine gelen eşi şoka girerken ablası biz buralarda oturmuyoruz. Sen buraları bilmezsin. Seni kim getirdi buralara? Allah Allah böyle bir. Ankara adayı Mansur Yavaş. Saltanatı bitireceğim diyor. Uber'e gözaltı. Yasal düzenleme olmadığı için trafikten medeniden yüzlerce Uber aracı. Evet ya böyle fotoğrafa bak aşağıda. Bak görüyorsunuz değil mi? Uber'e bu kadar araba. Son bir yılda 500 bin işsiz daha. Bütçe 72 milyar açık verdi. Ama disiplini bozmuyoruz. Yani bakan öyle diyor. Hiç uyumlu. Bütçeyle uyumlu bu açık. Sorun yok. Peki.
Şimdi benim köşede söyleyeceğim iki tane şeyim var. Şimdi Amerika yine canına okuduk diye böyle ironi dedim zaten ona. Sonunda da dedim ki yani bu başlığa bakıp da böyle abuk sabuk yorum yapmayın. Amerika'nın yine canına okuduk. Yani nasıl alttan aldığımızı anlattığım bir yazı. Şimdi burada bir şey anlatmak istiyorum. Çok hoşuma gittiği için. Yani hani belki biraz şirketle ilgili bir şey ama. Şimdi yılbaşı, biz yılbaşını çok uzun yıllardır hep evde kutluyoruz. Yani dışarıda kutlamanın bir anlamı da yok zaten. Mesela ben yılbaşı değil de 1 Ocak'ta lokantaya gitmeyi çok severim. Çünkü yılbaşında çöpler dahil hepsini vatandaşa kazıklarlar. Yılbaşının ertesi sabahı lokantalardaki her şey tüketilmiştir. Her şey sıfırdan alınır. Yani yediğin, içtiğin her şey o sabah alınmıştır artık. Çünkü neden? Gece çöpler dahil bitmiştir. Onun için de yılbaşını evde kutlarız. Daha rahat, paramız cebimizde filan. Genelde de böyle işte o yılbaşına özel, yani öyle bir şey yok tabii. Hindi de yenir. Şimdi bu sene de öyle bir şeyimiz oldu. Dedik ki bir hindi, işte aile toplandı, büyükler falan da davet ettik. Efendim, ne yapalım hindi? Bir şey arkadaşımı söyledi, yani çok kaliteli bir yer var. 3 tane mi, 2 tane mi genç kız böyle Avrupa'da falan eğitim görmüş. Çok ciciler dedi. Ben tanımıyorum yani, o da bilmiyorum ama yani çok güzel yemekler yapıyorlar ve çok zarif bir sunumları da var. Bakın isterseniz, hakikaten internete girdik, pek çok güzel yemek falan ve hindi de var. Hindi'de de bir indirimli bir şey yapmışlar yani, böyle bir kampanya diye. En ufak hindiyi de seçtik, internette tık 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 yaptık, çok rahat oluyor. Tabii bir sürü onu yazıyorsun, bunu yazıyorsun filan ama yani sonuçta yaptık, öttük, parayı da ödedik. Şu saatte yılbaşı gecesi geldi. Geldi. Üzerinde yazıyor. 15 dakika fırına. Ben bunları bilirim. Dedim ki bu 15 dakika filan bakmayın siz. Yani bu onlar hani çıktı, geldi sıcakken 10 dakika. Bu zaten soğumuş. Neyse. Biraz ısıttık. Tamam, ısındı mı kontrollerini yapıyorsun. Gayet güzel şey olmuş. Ama tabii yılbaşı gecesi biliyorsunuz hani böyle hindi yenene kadar bir sürü de başka şeyler de yersin. Yani hindiye geldiğinde aslında doymuş da oluyorsun. Her neyse. Hindiyi aldık, kestik, piştik, koyduk. Güzel. Fakat ya yiyorsun ama şey tam pişmemiş. Hey Allah. Ama Allah'tan doyduğumuz için onları kenara koyduk. İşte ondan sonra gece, gece yarısı. Zaten benim kız 5,5 yaşında. 12'ye kadar oturttuk, saydık. 19, 8, 5 filan. Yattık. Ertesi gün benim canım sıkıldı. Bu şey yaptığımız yerden mesaj geliyor yani siparişiniz. O siteye şeye mesaj attım. Dedim ki şöyle, çok da kibarca yazdım. Dedim ki, sayenizde çok kötü bir yılbaşı geçirdik. Bu kadar kötü birinde olabilir. Ancak bu kadar kötü birinde olabilirdi. Hiç pişmemiş. Pişmesi de mümkün değil. Çevremde kaliteli hizmet verdiğinizi duymuştum. Ama demek ki iş yoğunluğu biraz fazlalaşınca bu kaliteyi tutturamıyorsunuz. Ama bilin ki bunu bir kere yapabilirsiniz. Sizin adınıza üzüldüm. Daha da önemlisi kaliteli olarak nitelenen bir bu tür kişi ve kurumlara olan güvenimiz de sarsılıyor. Türkiye'nin toplam kalitesinin artırılabilmesi için her alanda mücadele eden biri olarak bunları yazmayı görebildim diye mesaj attım. Gayet şey yani. Çünkü kaliteli bir yer. Ertesi sabah aradılar. Dediler ki Can Bey evet ve benim gazeteci olduğumu bilmiyorlar. En güzel tarafı bu zaten. Onun için yazdım. Yani o an gelmemiş akıllarına. Çünkü burada değil. Dediler ki çok özür dileriz. Nasıl oldu? Bir tek sizden aldık bunu. Dedim ki ya olabilir. Yani demek ki bir tavukta, şey hindide bir eksik bir şey olmuş. Yani diğer gönderdikleriniz çok güzel ama hindi böyle. İşte ne yapabiliriz? Paranızı iade edelim. Şimdi bir düşündüm. Ya dedim ki para iade edeceksin de ne olacak? Parayı iade ettiğin zaman benim sana olan güvensizliğim devam edecek. Yani parayı alacağım, bitecek. Dedim ki onun yerine aynı oranda, yani iade edeceğiniz para oranında bana kendi menünüzden bir şeyler gönderin. Onları tadalım. Çok sevindiler. Ve 2 gün sonra da gönderdiler. Hakikaten harika. Zaten yani biliyordum. Ama şunu anlatmak istiyorum. Yani bunu bu kadar anlatmamın sebebi şu. Türkiye'de iyi işler yapan insanlar var. Niteliğe, kaliteye önem veren. İşte ve onlara en ufak bir şikayet gittiği zaman da hemen panikliyorlar ve arıyorlar, çare üretmeye çalışıyorlar. İşte bazının başlığı da o zaten. Kaliteyle nezaket birleşince çok güzel oluyor. Aslında bütün ilişkilerimizin böyle olması lazım. Her zaman her iş gerçekten fevkalade olmayabilir. Ama önemli olan hatayı, eksiği, yanlışı tamir edebilmek ve bunu medeni bir şekilde, nezaket çerçevesinde, karşılıklı saygı çerçevesinde çözebilmek. O zaman
yapılan hataların hiçbiri zihninizde kalmıyor bile. Hafızanızdan siliniyor, gidiliyor. Onun için bunu anlatmak istedim size ve yazdım da zaten ki pek alışık olmadığımız bir yazıdır bu. Ama dediğim gibi nezaket çok hoşuma gitti. Çünkü sonuçta kaliteli bir yer. Belli ki bir hata olmuş. Gerçi yılbaşı olmasaydı bu hata olur muydu? İşte iş yoğunluğu olunca bazen oluyor. Her neyse falan filan. Evet. Karar Trump bizi üzdü manşetini atmış. Bunlar bunu böyle çok şeyce atıyorlar. Yani, Trump bizi üzdü. Bu el altından ve bel altından çaktırmadan yani Trump bizi üzdü. Nerede? Yani bunun bir altı şey olmadı. Amerika demedi, üzdü. Bakalım altında ne demişler. Bak orada da imalı bir şey var mı? Kürtlere saldırırsanız ekonominizi mahvederiz tehdidiyle iptire gelen Trump'ın saatler sonra Türkiye'nin ekonomik potansiyeline vurgu yapıp pozitif işbirliği mesajları vermesi iki başkent arası tansiyonu düşürdü. Kriz tweetlerine işaret eden Erdoğan ise o mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Ancak telefon görüşmemiz gayet olumluydu dedi. Geç abi. Ne kadar var? Güvenli bölge bu güvenli bölge değil diyor. Onu geç. Yardım meleği. İzmir'de yaşayan Şule Güloğulları sosyal medyada topladığı kıyafetleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da köy okullarına gönderiyor. Bugüne kadar 11 okula yardım gönderen 28 yaşındaki yardım meleği yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Güloğulları dünyayı güzellik kurtaracak iki adıyla açtığı hesaptan gönüllülere çağrılarını sürdürüyor. Köy okulu öğretmenlerinden gelen ve çocukların kocaman gülümsemelerini yansıtan fotoğrafları da paylaşan idealist genç, bizim kullanmadığımız küçücük bir kalem, yüzüne bakmadığımız bir atkı, eldiven bile orada çok faydalı olabilir. Evet, aynen biliyorum bunu. Bakın, benim birkaç yıldır destek verdiğim, manevi destek verdiğim ama maddi veremiyorum. Ama neydi? O köy bizim. Oradaki köy bizim. Böyle hepsi üniversite mezunu, iyi işlerde çalışan, gencecik ağırlıklı olarak kızların kurduğu bir dernek. Bunlar para mara almıyorlar. Ama maddi şey, aynı deniyor ya işte. O tür yardım topluyorlar. Kırtasiye, her türlü kalemler, şunlar bunlar, defterler, işte kaplar, bir de kıyafetler. Sonra kendi araçlarıyla bir köy seçiyorlar. Hem de mesela Doğu Anadolu'nun ücra köşelerinde, Güneydoğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da bir yerleri bulup oraya gidiyorlar. Hafta sonu tatilinden yararlanarak bak. Gidiyorlar, kamyon arabalarına doldurdukları kadar o köye giriyorlar. Hediyeleri dağıtıyorlar, çıkıp geliyorlar. Ve bunları da böyle reklam etmiyorlar ama ben bunların her sene bir iftar yaparlar. İşte orada yardım edenleri bir araya getirirler. İşte biraz daha bir herkes birbiriyle tanışır falan. Üçüncü senedir gidiyorum. İşte bu kız da böyle bir kız. Bak pırıl pırıl. Tek başına böyle bir şey kuruyor. Bakın. Ya bunlar çok güzel şeyler. Neden? Çünkü bu bütün insanlar arasında bir dayanışmayı sağlıyor. Bakın şu cümleye çok hoş bir şey. Bizim kullanmadığımız küçücük bir kalem, yüzüne bakmadığımız bir atkı, eldiven bile çok faydalı olabiliyor. Evet. İnsanların bazı anlarda hiç ihtiyaçları olmayan bir şey bir başkası için bir servet niteliğinde olabilir. Hani az önce dedim ya ihlas. 20 bin lira diyor. Şimdi bazıları ya 20, ya kardeşim 20 bin lira için bu kadar. Hayır, o 20 bin lira onun hayatı. Bunu bilelim. Bir küçücük kalem, bir küçücük atkı, bir küçücük eldiven, bir ayakkabım, bir kazak, bir tişört. Geri geldiğinde o kadar işe yarıyor ki. Önemli olan o. Buradan efendim ben manevi haskadım. Değil. Bu insan olmamızı bize hatırlatan. Var mı ülkede? Var. Sıkıntılar yaşayanlar var. Yoksul insanlarımız var. Muhtaç insanlarımız var. Onları kırmadan, dökmeden, rahatsız etmeden, gururlarıyla oynamadan. Bak veriyor musun ben sana neler veriyorum lan ben olmasam açsın gibi bugünkü hoyratlığı yapmadan. Şu pırıl pırıl insanların dolaşması benim umudumu arttırıyor. Bazen diyorlar ki yahu işte böyle esiyorsun, gülüyorsun filan ama hep bu. Evet, ben bu ülkeden çok umutluyum. Ben bu ülkede yaşıyorum. Beni bu duruma bugünkü ülkem getirdi. Cumhuriyet getirdi. Devrimler getirdi. Bu ülkenin anlayışı, yaşam biçimi, kültürü, inancı getirdi. Onu istismar eden, hançerleyenlerle işim yok. Milli Gazete soğan kurudu manşetiyle çıkmış bugün. Soğan bugün her yerde haber tabii. Güzel. Çare ithalatta aranıyor. Türkiye'nin üretim planlaması ve politikasının olmadığını gösteriyor. Hastalık sebebiyle üretimi düşen ve fiyatı hızla artan soğan için Kasım ayında fiyatı 2019'da 10 lirayı bulur yorumları yapılmıştı. Artan soğan fiyatını depo baskınlarıyla düşürmeye çalışan siyasi iktidar
Piyasaya sürülen soğanların azalmasıyla şimdi de ithalata yöneldi. Kuru soğan ithalatında 49,5 olan gümrük vergisi Şubat sonuna kadar sıfırlanarak ithalatın önü açıldı. Evet. Küçükçekmece'ye saadet gelecek diye burada bir şey. Saadet Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni. Milli Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Küçükçekmece'de Saadet Partisi'nin adayı. Enteresan. İşsizler ordusuna 500 bin kişi daha. İktidar uyuşturucuya karşı neden çaresiz diyor Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman. Trump ile anlayış birliğine vardık, burada da var. Gelelim efendim şeye, sayı son gazetemiz. Satışlar düşüyor, işsizlik artıyor diyor Evrensel Gazetesi. İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da diyor. Satışlar düşüyor, işsizlik artıyor. Maliye Bakanı Berat Albayrak kağıt üstünde hedefleri tutturmakla övünüyor. TÜİK'in açıkladığı veriler ise sokakta işlerin hiç de kağıt üzerindeki gibi gitmediğini gösteriyor. TÜİK, Ekim ayı verilerini açıkladı. İşsizliğin ağırlaştığı gerçeğini göz önüne serdi. İşsiz sayısı 501 bin kişi arttı. Genç işsizlik %25'e dayandı. Milyonlarca genç kayıp. Ne işte ne eğitimde. Hükümetin geçici tedbirleri çare olamıyor. Sanayi üretiminde daralma verileri işsizliğin artarak devam edeceğinin göstergesi. TÜİK'in açıkladığı perakende satış verileri ise yoksullaşmayı ortaya koydu. Gıda dışı satışlar, işte otomotiv yakıtı hariç diyor, %10 azaldı. Orada azalmıyor çünkü mecbur. Elektrikli eşya ve mobilya satışı %19, bilgisayar ve iletişim aygıt satışı %20 düştü. Gıda, giyim, ayakkabı, sağlık gibi zaruri ihtiyaçlar dışında vatandaş tüketimi iyice kısmış. Para yok. Yani tasarruf etmek için kısmıyor, para yok. Bakan Albayrak, bütçe açığının %53 artmasını görmezden gelerek 3 yıllık yeni ekonomik programdaki hedefi tutturduk dedi. Güzel. Bakanın kağıt üzerine bakarak söylediği ekonomik dengelenme, işsizlik ve yoksullaşma ile sağlanan bir denge olduğu gerçeği apaçık ortadayken övmesine ne demeli? Vallahi işte ne demediği siz karar vereceksiniz. Efendim önce depo bastılar, şimdi ele el açtılar. Şimdi bu depo baskınları tabii komikti. O tamamen popülist. Görüyor musunuz? Bunlar soğan stokçuları ya. Soğan stoklanır zaten diye anlattılar. Şimdi geliyor. Bakalım ne olacak. Kamu emekçileri ek zam talep etti diyor. Keske bağlı sendikalara kamu emekçileri açıklamalarla maaşlarının enflasyon oranında yeniden düzenlenmesini istedi. Toplu sözleşmenin yenilenmesini talep eden kamu emekçileri ek zam istedi diyor. Evet. Denizde bizi öldürmeye kalktılar. Bu ne ya? Mülteci motoru battı. Bir çocuk çocuk ölüyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan Iraklı mültecileri taşıyan bot battı. 46 kişi kurtarılırken 12 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi. Kızını kaybeden Muhammed Fadıl, Yunan Bahriyeliler botumuza ip bağladı. Denizde bizi öldürmeye kalktılar. Evet, bunu yapıyorlar. Neden? Çünkü Türkiye bunları salıyor. Bunu yapsınlar diye. Biz de bunu görüyor musunuz? Bak işte. Anadolu Lisesi'nde görüntü skandalı diyor. Ne diyor? Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün pansiyonda kalan öğrencilerin görüntülerini kaydederek ailelerin bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiği belirtildi. Müdür hakkında tutanak tutan aileler suç duyurusunda bulundu. Pansiyonda kalan öğrencilerin görüntüleri. Güvenli bölgede anlaştık falan. Evet, şimdi bugün. Ya bir görüntümüz var, duruyor mu? Şu Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması var ya. Bu şeyde onu ibret olarak verelim, şu ağaçları kesiyorlar, efendim sahillere ev yapıyorlar falan diye bir 15-20 saniyelik bir bölüm var. Elimizde mi? Ya biraz size Tayyip Erdoğan dinleteceğim ama Allah aşkına ya. Yani bu unutulmaz bir konuşma çünkü. Abi alkışlıyorlar ya. Ya bir kişi de bir aa demiyor ya. Ya bu konuşmayı dinledik de Türkiye kalmayacak bir kişi var mıdır ya? Ama işte oradakiler... Abi ne kadar güzel söyledin diyorlar ya, Allah'ım ya Rabbim aklımı yiyeceğim ya. Ya iktidarsın. Bunları diyor böyle yapıyorlar diyor. Bunlar diyor ya ben yokum, duruyorum. Hani bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylese ona diyecek ki sen bilme. Hadi ya bugün bitirelim Allah aşkına ama bu konuşmayı unutma. Ben bunu her gün yayınlamak istiyorum ya. Ya böyle bir şey olamaz çünkü. Hadi yarın görüşürüz, hepinize iyilikler, esenlikler, hoşça kalın.